İyi geceler sevgili seyirciler. Yine bir çarşamba ve yine bir sebep sonuç programı ile karşınızdayız. Bu gece doğal eczacı deposu olan Doğa'nın şifalı bitkilerini konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Fitoterapist Bilal Ermiş hocam bizle beraber stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşemiyoruz hocam. Evet. Daha önceki sezonda konuk almıştık sizi. Sonrasında da çok ciddi sorular geldi. Nasıl ulaşabiliriz anlamında. O gün de zaten sorularımız yetişmemişti. Bugün inşallah 2 saat boyunca yetiştirmeye çalışacağız. İnşallah. Bitkilerimiz var. Bugün yine bazı otlar var. Onları ikinci bölüme alalım. İkinci bölümde nasıl kullanıldığı, ne işe yaradığı ile ilgili. Çünkü kaynama vardır, demleme vardır. Bunları da konuşalım. İkisi farklı tabii şeyler. Bunlarla ilgili de ikinci bölümde çok fazla soru da hazırladım. Çünkü bilinen bazı şikayetler var, bazı rahatsızlıklar var. Tabii ondan önce o uyarıyı da vermek istiyorum aslında sorulara başlamadan önce. Tabii ki de hani rahatsızlıklar aslında bir doktor kontrolünde, tıp kontrolünde yapılması gerekiyor. Fakat ilk insandan beri doğa her zaman mucizevi olarak belli bitkilerle şifa kaynağı olduğu için bunlar çok fazla araştırılmış ve alternatif olarak destek amaçlı kullanılmış. Hani bu uyarıyı da yapalım. Öncelikle tabii ki de bir uzman kontrolünde ve sonrasında destek amaçlı bunlar kullanılabilir anlamında yürüyelim istiyorum tabii, açıkçası. Tabii. Evet sevgili seyirciler, soru sorabilirsiniz Bilal hocama. Sosyal medya adreslerimiz birazdan ekranın altında olacak. Sebep sonuç hashtag ile Twitter'dan yine benim şahsi Instagram hesabımdan ve Facebook'tan da yine sebep sonuç sayfasından soru ve görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. Bir tanıtım var, onu izleyelim, sonrasında buradayız. Sebep sonuçta alternatif tıp ve şifalı bitkiler dosyası masaya yatırılıyor. Doğa en büyük eczacı deposu mu? Bitkilerle şifalı kürler yapılabilir mi? Kanserden diyabete, nefes darlığından mide sorunlarına bitkiler dünyası alternatif tıp olabilir mi? Kısırlık ve cinsel sorunlar doğal eczane ile tedavi edilebilir mi? Sigara bırakmada hangi bitkilerden yardım alınabilir? Günümüzde çok popüler olan zayıflama çaylarının güvenirliği ve yan etkileri. Saç dökülmesi ve kellik sorunu bitkilerle tarihe mi kavuşuyor? Böbrek taşlarının düşürülmesinde rol oynayan bitkiler ve daha fazlası. Az sonra sebep sonuçta. Hocam şöyle başlayalım istiyorum. Dediğim gibi ikinci bölümde bu bitkileri de yavaş yavaş tanıtmış olacağız. Öncelikle siz araştırıyorsunuz uzun zamandır. Fitoterapist olarak bir başlık altında. Nedir fitoterapist, neler yapar, nasıl çalışır diye bir başlayalım. En azından izleyicilerimiz de bilgilenmiş olur. Tabii. Fito Yunanca'da bitki anlamına geliyor. Terapi de tedavi anlamında. Fitoterapi bitkilerle tedavi. Fitoterapist de bu işin uzmanına verilen bir ünvan. Nacizane ben de yaklaşık bir 10 senedir fitoterapist olarak bu işi sürdürüyorum. Bizde babadan gelen bir şey. Ben aslında bilgisayar mühendisiyim, işletme mezunuyum. Bir ama meraktan dolayı meraktan, biraz o tarafa doğru, babadan dolayı da kaydı değil mi? Yani eğitim sırasında bile ben üniversitede dersten çıkıp babamın yanına bir nevi staj yapmaya gelirdim. Bu vesileyle yavaş yavaş biraz da... O da yine dededen gelen bir merak. Yok, babayla başlayan bir merak. Babam Mısır Çarşısı'nda bir dükkanı vardı. O zamanlar çok meraklıydı. Tamamen merakla ortaya çıkmış bir şey. 99 yılından beri yanlış hatırlamıyorsam devam ediyor. Bir de Profesör Doktor Abdülkerim Alpınar hocamızdan bir eğitimim söz konusu oldu fitoterapi ile ilgili. Bu vesileyle de dediğim gibi uzun zamandır fitoterapist olarak devam ediyor. Şimdi bu programı niye yapıyoruz'a gelince, evet birçok bitkilerden elde edilen bazı işte ilaç demeyeceğim ama destek amaçlı kürler var. Onlar araştırılıyor. Aslında biraz oraya girelim. Yani bu bitkilerle tedavi ya da belli kürler direnç için ya da belli hastalıkların tedavisinde destek amaçlı kullanılan bu bitkiler ilk nasıl ortaya, yani nasıl bilindi, nasıl araştırıldı? Geçmişe gittiğimizde nereye kadar gidebiliyoruz? Şimdi ilk insana çok fazla kadar medeniyetler var biliyorsunuz. Evet. Yani şu an günümüzde bile bazıları tamam bitkilerin birçok biliniyor, neye faydalı olduğu ortaya çıkıyor ama geçmişe doğru gittiğimizde nereden başlıyoruz? Hazreti Adem'den başlıyoruz. İlk insandan başlıyoruz. Allah-u Teala tabii Hazreti Adem'e
her şeyi öğretmiş olarak biliyoruz. Bununla birlikte hem insanlık tarihinden gelen bilgiler, tecrübeler var. Bununla birlikte de bizim doğadan öğrendiğimiz ayetiyle değil mi? Evet, doğadan öğrendiğimiz şeyler de var. Şimdi program öncesinde konuşurken abim hemen çok güzel bir örnek vermişti. Kuşlar yaralandıklarında Antep'te özellikle fıstık çamı diye bir çam vardır. Onun sakızını gagalarıyla alıp yaralarına sürerlermiş mesela. Ne öğreniyoruz biz buradan? Demek ki ağaçların sakızları yaraların iyileşmesinde yardımcı olabiliyor. Bunun tedavisinde kullanılabilir gibi bir algı, öğreni ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biraz tecrübe, biraz öğrenmeyle bugüne kadar gelmiş. Bir ara unutturulmuş bize ya da unutmuşuz artık neyse diyelim. Aslında şey gibi, hani sadece burada değil, birçok teknolojik gelişme, eski medeniyetlerin yaptığı işte kazılarla ortaya çıkan bazı defineler ya da işte o dönemin uygarlıklarına ait tabletler, yazıtları görüyoruz. Yani şu anki teknolojiyle bile bazılarına çözüm bulamıyoruz. İşte piramitlerden örnekler veriyoruz falan. İşte belli dönemlerde belli medeniyetler de belki de kullanıldı, unuttuk, helak oldular. Yeni işte bir ırk, medeniyet geldi. Sonrasında belki hatırlayarak, işte biraz önce dediğiniz gibi aslında hani ilk insandan itibaren ben şuna karşıyım. Hani hep bir şey vardır ya, algı. Hep böyle bir ilkel bir insan figürü vardır ilk insandan itibaren. Ama işte o ayet ona ters bir ayet, yani açıklayan ayet. Allah çünkü meleklere sordu, bilemediler. Hazreti Adem bildiden sonra, çünkü ona biz eşyanın ismini öğretmiştik. Daha önceki programları da hep onu söylemiştim. Hani eşyanın ismi nedir dediğimizde alimler yani şu şekilde de açıklıyor bazıları. Hani ilk insandan, yaratılıştan işte kıyamete kadar olacak her şey. Bu belki bitki bilimi, belki kozmoloji, işte belki teknolojik gelişmeler anlamında her şey zaman zaman işte unutturulup tekrar belki bilinçaltımızda, işte beynimizin bir kısmında bunu hatırlıyoruz anlamında yorumlar yapıyor. Onunla ilgili bilmiyorum. Yani sizin yorumunuz ne onunla ilgili? Yani onunla ilgili ya tabii araştırmalar var, belli yaşanmışlıklar var. Ya şu an günümüze ben bakalım derim. Ya bunlar çok derin mevzular. Oraya ben pek girmeyeyim. Ama günümüze baktığınızda sentetik ilaçların tarihine... Maalesef o da var zaten. 200... Şey var aslında değil mi? O sentetiklerden dolayı da böyle bir doğala gitme, kaçma... Oraya geleceğim. Yani baktığınızda 200 yıllık bir geçmişi dahi yok. Efendim. Yani bununla birlikte, bu sentetik ilaçlarla birlikte hastalıklar da bir nevi onların getirdiği hastalıklarla örtüşmüş. Yani hastalıklar da sentetik diyebiliriz baktığımız zaman günümüzde. Ya öyle şeyler ya var sonradan ki. Sonradan ortaya çıkmış hastalıklar aslında. Kesinlikle. O ilaçlardan dolayı da ortaya çıkmış hastalıklar. Ortaya çıkmış hastalıklar. Yani bir söz vardır, yan etkisi olmayan ilacın etkisi olmaz diye. Dolayısıyla bu ilaç sektörü çok önemli. Maalesef olumsuz yönde etkileyen yönleri çok fazla. Dolayısıyla insanlara biz ilaç kullanmayı demiyoruz. Yani tabii ki doktora gidilecek. Teşhisi kim koyacak? Doktor. Yani siz arabanız arızalandığı zaman tamirciye gitmiyor musunuz? Ya da servise götürmüyor musunuz? Nesi var bir öğreniyorsunuz değil mi? Problemin nerede olduğunu öğrenmeden nasıl çözeceksiniz? Şimdi bununla birlikte tabii ki doktora gideceğiz. Hastalığımızın teşhisini koyacak. Bize gerekli önerileri sunacak. Tedavi yöntemlerini anlatacak. Biz şimdi bir doğal eczane var. Bir bildiğimiz eczane var. Ya ikisinden birini tercih edeceğiz ya da ikisini sentezleyeceğiz. Biz bu işi bildiğimiz için zaman zaman ikisini sentezliyoruz. Zaman zaman biz de başımız ağrıyınca ağrı kesici ilaç kullanabiliyoruz. Ama genelde bizim önerimiz koruyucu hekimlik üzerine. Yani hasta olmamak adına insanın kendine bakması. Rahatsızlandığı zaman da vücut koruması anlamında direnç kazanması. Rahatsızlandığı zaman da eğer çok acil müdahale edilmesi gerekiyorsa ameliyatsa ameliyat, ilaçsa ilaç. Fakat biraz zaman varsa, örneğin biz hastalara şunu öneriyoruz. 3 haftalık bir zamanınız var mı? Şu ilacı kullanmazsanız doktorunuza sorun. 3 hafta içerisinde size bir sıkıntı yaşatır mı, yaşatmaz mı? Yaşatmaz diyorsa bitkileri bir deneyin diyoruz. Bitkilerin bir etki süresi var. Siz kullandığınızda maksimum 3 hafta içerisinde sizin bünyenize cevap verir. Fayda ediyorsa, evet, hastalığın semptomlarını gidermeye başladıysa tedaviye de götürebilir işi. Hiç fayda etmiyorsa al efendim şu poleni 6 ay boyunca kullan. Bir anlamı yok.
Yani bu anlamda deneyimleyerek aslında biraz deneyimleyerek, danışarak. Yani biz hiçbir zaman, ben mesela bu işe alternatif tıp demiyorum. Tıbbın alternatifi yok. Ama eczanenin zaten alternatifi olabilir. Zaten konu başlığa girerken onunla girmedim. Dikkat ettiyseniz hani şifalı bitkiler anlamında bir açılış yaptım ben. Alternatif tıp aslında genel programın konu başlığı ama dediğiniz gibi yani tıbbın alternatifi tamam bir destektir bunlar. Ya da öncesinde belki sağlığı koruma anlamında destektir. Ama her zaman tabii ki de öncelikle bir tıp doktoruna gidip danışması gerekiyor. Hep şeydir ya, geçmişten gelen işte annelerimiz bilir nane limon hastalanınca işte kaynatılması falan. Hep böyle bir aslında bilinerek geçmişten annelerimizden, ninelerimizden de işte onlardan daha önceki işte nesilde hep bilinir bazı şeyler. Bize de o şekilde yansımışlar ama tabii bu kadar detaylı ya değildir. Şimdi bu zamana kadar bazı gelen bilgiler var ama koca karı ilacı denilmiş, bir kenara kaldırılmış. Ya biz şuna karşıyız. Atıyorum diyabet hastası, tiroid hastası veya romatizmal bir hastalığı var. Ömür boyu şu ilacı kullan. Ya bu olmamalı. Ya şimdi bir hasta uzun süre diyabet ilacı kullandığı zaman biliniyor ki bir yerden sonra artık böbrek hastası olacak. Başka çok yüklendiği takdirde. Başka bir yere zarar verecek. Başlayacak. Ya bu insan niye ömür boyu kullansın? Bunun alternatifi yok mu? Var. Şimdi biraz da buraya dalmak. Şimdi genelde gibi. Bu tarz daha önceki programlarımızda da daha sert aslında konuşuyorduk. Hani konuşulmayan konuşulsun istiyoruz ama tabii belli yerlerde çok fazla şey yapamıyorsun. Belli çizgilerde konuşmak gerekiyor ama hep şunu konuştuk biz, eleştirdik. Hani bu ilaç sanayisi, tabii buradan hani bir yerlere bir şey söylemek anlamında söylemiyorum ama ciddi anlamda bir ekonomi. Yani öncesi de sonrası da, ondan sonra oluşan belli hastalıkların devamlılığında da devamlı bir ticaret materyali olarak aslında devam ediyor. Evet, yani şunu çözsün ama şurada da bir tahribat yapsın ki buradan da bu pazara girelim efendim. O da başka bir şey olsun. Bu engellenemez mi peki? Kesinlikle engellenebilir ama birdenbire olacak şey değil bu. Yani devletin bu anlamda çok ciddi bir kere adam yetiştirmesi lazım. Yani baktığımız zaman çok değerli hocalarımız var. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, Profesör Doktor Abdülkerim Alpınar gibi çok değerli hocalarımız var. Onların öncülüğünde kesinlikle ya bu iş artık eczanelere mi devredilir, doktorların elinde mi gider veya aktarlara bir vasıf mı kazandırılır bilmiyorum. Nedir durum ama şu bir, an bir standart getirilmesi lazım. Ya şu an artık baktığınızda çok iyi, çok güzel işini yapan aktarlar var ama genelde artık bu bir rant olduğu için yani kuru yemişçiden bozma aktar görüyorsunuz veya aktara bakıyorsunuz işi kuru yemişçiye çevirmiş. Ne sattığı belli değil. Eczane mi? Yani eczanelere bakıyorsunuz aktarların sattığı ürünlere yavaş yavaş girmeye başlamışlar. Karman çorman bir piyasa var ortada. Yani merdiven altına da çok müsait. Çok müsait. İnanılmaz müsait. Özellikle yani bu, şunla şunu karıştır işte atıyorum bel fıtığına iyi geldi. Şunu şöyle yap işte şuraya sür romatizmaya iyi geldi diye. Hani alakasız şeylerin karışımı da çok müsait şu anda aslında. Aynen. Çünkü medet umuyor. İşte tedavi belki görüyor işte geçmiyor ya da işte belli bir süreç var dayanmıyor ama o süreci beklemiyor. İşte ben şu kremle işte birinden duyduğu işte o iyileşti diye duyduktan sonra da ben de alayım onu kullanayım diye. Bir uzmana danışmadan asla böyle bir şey yapılmamalı. Yani dediğiniz doğru. Efendim o kullandı bana da iyi gelir. Yani gelmeyebilir. Ya şimdi mesela bir şurup tavsiye ediyoruz. Sarımsak, limon, maydanoz kürü vardır çok meşhur. Efendim bunu bir amcamız kullanmıştır. Bypass'tan kurtulmuştur. Kalp damarları açılmıştır. Çok faydalı filan. Başka birisine tavsiye etmiştir ama o adamda eğer tansiyon problemi varsa veya midesinde ülser varsa bu şurup o adamı bitirir. Yani bu tip yan etkilerle de karşılaşabilir. O yüzden ne kullanacaksanız ya bunların şahsı özel tavsiye edilmesi lazım. Ya ben şu çayı ürettim her şey iyi geliyor. Çayı da konuşacağız. Şey. Çok fazla reklamlarda sosyal medyada gördüğümüz bir zayıflama çayı var. Çayları var. Hatta bu yasak da geldi. Meşhur. Bazılarına yasaklar da geldi. Onu da ikinci bölümde yine konuşalım. Hani olabilir yan etkileri var mı yok mu ya da doğal bu tarz çaylar hangileri diye yağ yakmasından işte zayıflama ve şeyle ilgili hani tokluk hissi veren gıdalarla ilgili de konuşalım.
Peki şeyi sorayım, işte eczane dedik, ilaçlar dedik, bazen işte aktarın yanında beraber işte satıyor, ilaç da satıyor, işte belli bitkiler de satıyor falan. Sizin doktor ya da işte eczacılardan yönlendirme de var mı? Hani hastasına bu ilaçları kullan ama yanında da işte atıyorum en basit örnek işte nane limonu iç ya da işte şunu şunu karıştır polenle balı bilmem ne yap öyle iç tarzında da bir destek var mı size? Hani yönlendirme. Var. Özellikle son yıllarda bunu çok müşahede ediyoruz. Hele 2008'di zannediyorum. Bir amcamız elinde bir kağıtla geldi. Dedi ki bunu filanca hastanenin çok büyük devlet hastanesi başhekimi gönderdi dedi. Bir baktık bizim şey yazıyor. İş yerimizin adresi var, ismi var. Şeker ve kolesterol rahatsızlığı varmış. Ya git diyor. Orada diyor bu insanlar hani dürüst. Onlar sana yardımcı olurlar. Bu işi bilirler diyor. Yani bırakın hani şunu kullan, bunu kullan demeyi direkt yönlendiriyor. Efendim bazı tüplere... Ya şey gibi yani gidin o size zaten gerekli işte karışım, bitki neyse işin onu önerecek ehli onlar gibi. Diyor. Yani onlar işin ehli güvenebilirsin diyor. Efendim kağıda işte keçi boynuzu kaynat, iç. Keçi boynuzunun özünü al, kullan. İşte zencefili balı karıştır kullan. Şu kadar zencefil, şu kadar çörek otu karıştır kullan diyen doktorlar da var. Yani o tür kağıtlarla da geliyor bazı hastalar. Bununla birlikte mesela tüp bebek merkezlerinden bu aralar bize yönlendirilen çok insan var. Onu da konuşalım. Yine sorularım içinde var. Kısırlık ya da benzeri yine rahatsızlıklar anlamında. Erkeklerle ilgili, bayanlarla ilgili de... Evet. Takviye en azından hani bitkiler anlamında bir sorun var. Onu da yukarıda konuşmuştuk, konuşalım istiyorum. Şimdi nasıl gidelim hocam? Ben bitkilere ikinci bölümde gireceğiz ama ilk etapta birkaç başlık altında sorularım var. Tabii. İşte hani diyabet var, halsizlik var. İşte belki yüzeysel olarak egzama ya da benzeri rahatsızlıklara girebiliriz, cilt hastalıklarına girebiliriz. İzleyicilerimizin soruları varsa. Soruları var, evet. Yine sosyal medyadan ulaşabiliriz. İkinci bölümde de o soruları sorabiliriz. Şimdi mesela en basit, hazır girdik, evet, bitkileri konuşacağız ama mesela halsizlik. Ben de yaşıyorum, birçoğumuz da zaten, ya, çok fazla insan yaşıyordur bunu. İşte sabah kalkmada problem var. Tabii artık hani sosyal medya, telefon, her şey biz hani bir şekilde bir meşgale var. Geceleri çok geç yatırıyor, uykusuz bırakıyor belki ama onların haricinde de genelde böyle bir yani işte iş yapmama, bir yere gitmeme, bir şey istememe, işte kalkmama sabah, bir bezginlik, halsizlik çok fazla var. Bununla ilgili şey de var. Televizyonda çok gördüğüm şey reklamlar işte bilmem ne işte vitamini şu kadar al işte direnç kazandırsın sana tarzında işte magnezyum önerirler benzeri işte vitaminler balık yağından işte ya da başka yağlar şu anda hani ismi aklıma gelmedi ama çok fazla var böyle. Bitkilerle bu halsizlik şekilde desteklenebilir mi? Yani güçlendirilebilir mi bünye? Tabii ki desteklenebilir ama şimdi bazen geliyor vatandaş, işte halsizim, ne kullanabilirim? Niye halsizsin? Hocamın temelini bulmak. Kansızlık mı var? Efendim, uyku apnesi mi var? Gece uykunu mu alamıyorsun? Çok streslisin, kafan mı meşgul, psikolojik sorunların mı var? Bir ilaç mı kullanıyorsun, ondan mı böylesin? Tiroid hastalığın mı var? Yani o kadar çok şey olabilir ki. Ya öncelikle bir işin bu tarafına bakmak lazım. Bunlardan birisi var mı? Hiçbirinden şüphelenmiyorsan ya da şüpheleniyorsan da git bir doktora başvur. Teşhisini koydur. Ya da kişinin en iyi doktoru kendisidir derler. Yani kendini bir çek et. Bize şeyle gel. Yani teşhisle gel. Ben kansızım. Bu da bende uykusuzluk yapıyor diye düşünüyorum. Ne kullanabilirim? Bu bizim için daha doğru bir yaklaşım. Veya geceleri rahat uyuyamıyorum. Uykumda dinlenemediğimi hissediyorum. Sabah çok yorgun kalkıyorum. Ne yapabilirim? Bu bizim için daha doğru bir yaklaşım. Nokta atışı yapabiliyoruz. Mesela uykuda dinlenemiyorsa bir insan, sarı kantarın otunu biz mesela tavsiye ediyoruz. Şu mu? Şu. Şu. Evet. Buradan, sarı kantarın. Yönetmenim alabiliyor muyuz? İkinci bölüm dedik ama. Ya da komple bütün bitkileri gösterdiğimizde mi alalım? Yönetmenim alabiliyor muyuz?
Ben yine bahsedeyim. Tamam, siz devam edin sarı hocam. Sarı kantoron onu... ciddi bir antidepresandır. Hatta bir ara aktarlarda satılmasın. Sarı kantoron. Evet, eczanelerde mi satılsa acaba gibi bir tartışmalar da vardı. Efendim gece yatmadan yarım saat, bir saat önce bir çay bardağı ya da duruma göre bir su bardağı da içilebilir. Demlendiğinde gece çok rahat uyuduğunuzu göreceksiniz. Uykunuzda dinlendiğinizi hissedeceksiniz. Demlendiğinde bunu nasıl peki yapılışı? Sıcak suda? Tomurcuk olarak alındığı zaman sizin de elinizdeki gibi bir tatlı kaşığı miktardaki kantoron otunu kaynamış olan bir su bardağı suda demliyoruz 10 dakika boyunca. Daha sonra süzüp isterlerse tatlandırarak da içebilirler ama rahat uyutması açısından ben tatlandırılmasını öneririm. Bu uykuda yatmadan önce dinlenmesini sağlıyor. Aynen öyle. Bunun içerisine kişniş tohumu ekleyebiliriz. Kedi otu kökü ekleyebiliriz. Papatya ekleyebiliriz belli gramajlarda. Hı hı. Yani işin safhasına, durumuna göre, rahatsızlığın şiddetine göre ölçülerini de ayarlayabiliriz. Her gün mü kullanacak onu? Mümkünse her gün. Gece yatmadan. Yani hiç yoksa bir çay bardağı içilebilir. Sabah zinde kalkmak için bu önemli. Sarı kantoron. Eğer uykuda dinlenemiyorsa. Ama kansızlık problemi vardır. Başka bir şey önermek gerekir. Tiroid rahatsızlığı vardır. Tiroidin bir sürü varyasyonu var. Hangisi var? Ona göre yine bitki tavsiye edilebilir. Tiroidde de özellikle mesela ömür boyu ilaç kullanacaksınız derler. Ama biz çok şahit olduk. Birkaç ayda rahatsızlıktan kurtulanları biliyoruz. Tecrübe ettiğimiz bir şey. Herkes de olmayabilir. Ayrı konu. Ama neticede bu mümkün. Yani tedavi edilemez denilen birçok şeyde biz başarı elde edildiğini gördük. Keçi boynuzu pekmezi var. Evet. Yani almıştım. Bir tanıdığım önermişti. O da halsizlik için hem kan yapar hem de halsizliğe iyi gelir, enerji verir demişti. Doğru. Tabii her şeyi de içemiyoruz hocam. İşte pekmez diyorsun, hadi bir tane içiyoruz falan ama hani tadı değişik oluyor. Bazen belli çaylar var, o çaylar alışık değiliz ya, siyah çay ya da işte arada belki yeşil çaya alışmışız. Bazı çaylar da nasıl kolaylaştıracağız onu? İçemiyoruz. Nasıl yapacağız? Bir tatlandırıcı mı lazım ya da başka bir karışımla beraber mi? Ya da normal içtiğimiz yeşil ya da siyah çayla bir karıştırdığımızda mı acaba? Çünkü şimdi alışık değiliz. Çok acı bir çaysa eğer bu ve illa içmemiz gerekiyorsa limonla onun acılığını biraz kırabiliriz. Limonla. Limonla destekleyebiliriz. Biraz da elma sirkesi koyarız ona. Ilıyınca da çok hafif bal koyduğumuz zaman biraz lezzetli kıvama gelir. İçilebilir hale gelir. Onun dışında meyan kökünü bu işte kullanabiliriz. Meyan kökü biliyorsunuz doğal bir tattır. Hatta kolanın ham maddesi olarak bilinir ona lezzetini veren. O da başlı başına bir şifadır. Boğazları çok iyidir mesela. Mideyi yatıştırır, mide için faydalıdır. Meyan kökünü aynı zamanda tatlandırıcı olarak da bitki çaylarında kullanılır. Şimdi bal dediniz ama ılıdıktan sonra koyulması lazım dediniz. O dikkatimi çekti. Yanlış bilinen şeyler de var değil mi? Mesela sıcak bir içecekte işte çaydır ya da benzeri tatlandırma için bazen bal karıştırırlar. O sıcaklık balda bir sıkıntıya sebep oluyor mu? 45 derecenin üzerinde bir ısıyla karşılaştığı zaman balın özelliği gider. Hatta zarar verdiği de söylenir. 45 derece yani mümkünse ılık şeylerde balı tatlı. O da aslında yanlış bilinenlerden değil mi? Yani çok sıcak kesinlikle. kaynar bir çayın içine işte ya da başka içtiğimiz. Eskiden bal şerbetini mesela kaynamış suyun içerisine yaparlardı. İşte çabuk çözülür falan filan ama aslında çok zararlıymış. Yani biz bal şerbetini şöyle tavsiye ederiz. Peygamber Efendimizin sünnetidir aynı zamanda. Ilık suyun içerisine ılık bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, yarım da limon sıkarız. Yarım saat dinlenir, yudum yudum içeriz ve böylelikle tamamen onun şifasını almış oluruz. İyi de bir detokstur. Peki o karışımlar, yani bazı işte otlardan işte ondan 3 tane, ondan 2 tane işte onu karıştırıp işte onun üzerine şunun kökünden falan hani farklı farklı şeylerin birleşimi var. 7-8 parça çok farklı bitkilerin karışımı var. Evet. Onlar nasıl deneyimleniyor, ortaya çıkıyor? Yani burada atıyorum 8 tane, 7 tane ürün var, bitki var.
işte bir ne bileyim destek amaçlı bir kür yapılacak. İşte üç parça şundan, şundan ve şundan alıp karıştırıyoruz. İki tane de işte bilmem ne, biraz önce söylediğim meyan kökü. Onun üzerine şu, onun üzerine bu. Onunla işte bir macun yapılıyor falan. O karışımlar, o kıvam neye göre ayarlanıyor? Yani bunlar yani deneyimleyerek dediniz ama. Öncelikle tecrübe ve bir de yani neyin neyle siz iyi geldiğini de bilmek lazım. Belki hepsini karıştırdınız ama ekstradan koyduğunuz bir şey hepsini bozabilir. Bozabilir. Yani biz mesela zamanla bu oluşuyor. Bitkinin görüntüsünden, kokusundan, ona dokunduğunuzdaki dokusundan bile az çok ne işe yaradığını anlayabiliyorsunuz. Yani mesela adaçayı kadifemsi bir tüylü bir yapısı vardır. Bu tip bitkilerin mesela yağ yakma özelliği vardır. Yani farfara otuna yine bunun için örnek verebiliriz. Adaçayı bu özelliğinden dolayı mesela kolesterolü düşürür. Efendim, söğüt ağacının kabuğu çok ciddi kan sulandırıcıdır. Hatta çok meşhur o kanı sulandıran ilacın ham maddesidir aynı zamanda. Yani buradan da söğüt ağacının yaprağının da efendim buna katkı sağlayacağını öğreniyoruz. Bunlar biraz deneyimleyerek, biraz okuyarak. Turhan Baytop hocamız mesela rahmetli zamanında Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi diye bir eser ortaya koymuş. Türkiye'de yani yakın tarihte ilk ve tektir birebir bitkileri dağlardan topluyor. Kendi laboratuvarında, üniversitede analizlerini yapıyor ve bunları raporlayıp sonuç olarak bir Şifalı Bitkiler Ansiklopedisi ortaya çıkıyor. Bunları da kaynak olarak kullanıyoruz. Bir de yabancı analiz yapıyor, var. Neye faydalı olduğu belki ortaya çıkıyor ama adet, sayı, ne kadar kaynatılacak, ne kadar kullanılacak, bir de o işin o kısmı da var. Evet, ya burada ölçüler sadece var. Şifanın yanında bunun kullanılabilirliği de önemli. Yani tadı insanların içebileceği, yiyebileceği kıvamda olacak. Efendim, yaşa göre farklı etkiler yapabilir. Bazı şeyleri mesela 3 yaşının altındaki çocuklara tavsiye etmiyoruz. Bazı şeyleri yaşlılara önermiyoruz. Yani bunlar zamanla bilgi birikimiyle, tecrübe birikimiyle ortaya çıkıyor. Hocam araya gitmeden önce yine o çıkarttığımız konu başlıklarından mesela diyabet var. Evet. Diyabeti konuşabiliriz. Şeker hastalığı aynı zamanda. Çok fazla hastası var, diyabet hastası. Bununla ilgili çok fazla işte ilaç dengelesin anlamında ilaç da kullanılıyor. Bu anlamda şekeri dengeleyebilecek bitkiler neler? Onları bir sorayım istiyorum. Tabii. Öncelikle şuradan başlayayım. Biz baharatları lezzet versin diye kullanırız değil mi? Hatta şu an bakıyoruz da baharatların içerisinde monosodyum glutamat denen bir zehir de katıyorlarmış bu çeşnilerin içerisine. Baktığınız zaman arkasında MSG yazabilir veya Çin tuzu olarak bilinir. Ama Osmanlı baharatları şifa olarak kullanmış. Hazmettirme etkisi için kullanılmış. Şuradan şekere geleceğim. Sütlacın üzerine tarçın dökeriz. Şekeri dengelesin diye. Sütlaç tatlıdır. Tarçın pankreasın düzenli çalışmasını sağlar ve dolayısıyla dengeli bir şekilde şeker hastası olmamak adına yapılan bir hamledir. O belki farkında olmadan yaptığımız bir alışkanlık. Sütlaçın üzerine evde annelerimiz feedback'i var yani. Döker. Osmanlı zamanında bilinçli yapılmış olan bir şey. Tarçının tek başına yani suyla dahi yuttuğunuzda pankreasın görev yapmasını sağlayan bir özelliği var. Öncelikle tarçını ben toz olarak tavsiye ederim. Bir çay kaşığı. Şeker dengelemesi anlamında. Şeker dengelemesi için sabah akşam birer çay kaşığı suyla yutmalarını tavsiye ederim. Bunun yanında böğürtlenin kökü ya da sirkesi. Böğürtlen. Ciddi anlamda evet şekeri düşürücü etkisi var. Bu da tatlı ama böğürtlen de çok tatlı bir meyve değil mi? Kökünü içtiniz mi hiç? Çok meyvesi acıdır. Çok tatlı, kökünü bilmiyorum. Kökü çok acıdır. Acı. İşte yani bir tarafı başka, bir tarafı başka. Dikenli taraf, arka taraf. Bunun tohumu var, kökü var, yaprağı var. Yaprağı da başka bir şey için kullanılıyor. Efendim, meyvesi var. Dolayısıyla bitkinin, o nasıl kullanılacak hocam? Bitkinin hangi drogunu nasıl kullanacağımız önemli. Şimdi kökünü şeker için kullanacaksak kökünü kaynatacağız. Böğürtlen kökünü en az bir 5 dakika kaynatmanız lazım. İyice onun acısı onun suyuna geçecek. Ondan sonra o suyu içtiğiniz zaman
şekeri düşürücü etkisi var. Bununla birlikte biz böğürtlen kökünü mesela çocuğu olmayan erkeklere, bayanlara da veriyoruz. Tüpleri, kanalları açıcı özelliği var. Bunu da dipnot olarak belirtelim. Onun dışında böğürtlen kökü kaynatılarak içilecek. Aynen. Her gün mü? Her gün. Her gün. Her gün birer su bardağı. Bir su bardağı. Aynen öyle. Tüpleri açması için mutlaka kullanması gerekiyor. Hep şeyleri ya, aç karnına, tok karnına, onu da sorayım. Ya mümkünse aç diyoruz ama o kadar acı ki aç karnına mideleri almayabilir. Denesinler, olmuyorsa tok karnına. Her gün nasıl içeceğiz hocam onu? İçeceğiz diyorum. İçecekmiş gibi konuşuyorum. Biraz balla tatlandıracağız. Belki biraz meyan kökü ekleyebiliriz. Yani onu bir içilebilir kıvama bir şekilde getireceğiz. Böğürtlen sirkesine gelelim. Böğürtlen sirkesini de çay bardağının 1/3 kadar böğürtlen sirkesini koyuyoruz. Geri kalanını normal bildiğimiz ılık içme suyuyla dolduruyoruz. Böğürtlen sirkesi. Sirkesi. Ama sabah bir defa içmemiz şekeri düşürmesi için, yani gün boyu etkisi olacaktır. Yine onu tavsiye edebiliriz. Bununla birlikte özel bir formülümüz de var. Ondan da bahsedeyim şeker için. Hatta bunu kullanıp şimdi şöyle, böğürtlen sirkesini kullanarak ilacı, şeker ilacını bırakabilirsiniz. Böğürtlen kökünü kullanarak yine bırakabilirsiniz. Tarçın yine aynı şekilde. Ya bunları deneme yanılmayla görecekler. Her şey herkese iyi gelmiyor. İlacı bıraktı ama buna devam edecek. Şimdi bir formül önereceğim. Bu formülle bir müddet sonra bunu da kullanmayarak şekerden tamamen kurtulan insanlar var. Zor, kolay değil ama mümkün. Tecrübe ettiğimiz için rahat söylüyorum. Kara hindibalı bir toz adını veriyoruz biz buna. Kara hindibalı. Kara hindibalı toz diyoruz. Evet. Aktarlardan ulaşabiliyoruz değil mi bunlara? Yani bu bizim özel formülümüz. Onu söyleyeyim. Yani gittikleri herhangi bir yerde kara hindibalı toz varmış dediklerinde o neymiş derler. Ya da çok böyle... Peki şey nedir? Nasıl bir karışım? Neden yapılıyor? Kara hindiba var içerisinde otu. Sedere meyvesi. Sedere meyvesi duydunuz mu hiç? Hayır, hiç duymadım. Sumak bilirsiniz ama. Sumak. Baharat olarak kullanırız. Evet. Onun ham tane meyve halidir sedere. Çok ekşidir. Civan perçemi, ökse otu, ısırgan kökü ve böğürtlen yaprağını biz toz olarak tavsiye ediyoruz. Bu karışımları yoğurtla yiyorlar. Yoğurtla yedikleri takdirde bir müddet sonra... bunu da kullanmayı bırakıp hayatlarına normal bir şekilde devam edebilirler. Ama tabii bunun garantisi, bir kesinliği olmaz. Yani ben çok görüyorum sosyal medya paylaşımlarında şekere kesin çözüm. Efendim şu hastalığı siliyoruz. Yani haşa, Allah değilsiniz. Şifa Allah'tan. Bize çok gelirler. Ya bu kesin fayda ediyor mu? Kesin fayda ediyorsa şu kadar para vereceğim. Öyle bir şey yok. Tecrübe edilmişse, ya biz bunu öneriyorsak tecrübe edilmiştir. Tecrübe edilen bir şey fayda ediyor demektir. O çok önemli. Dediniz ki bu tarz karışımlar ya da işte bitki takviyelerinde belli bir süre var. Bunu kullanacak. İşte atıyorum 3 ay gibi bir süreydi zannedersem. 3 hafta içerisinde fayda ediyorsa devam etsin. Devam ederse zaten onu kullanmasın. Çünkü aynen, o bünye farklıdır. İnsana göre değişir demiştiniz. Bu da önemli. Şimdi hani diğer insana fayda eden bir kür, bir karışım öbürüne fayda etmeyebilir. O zaman gelip bunu dedim bak onu da düzeldi, yalan söylüyorsun gibi böyle saçma sapan bir yere de gidiyor bu işin. Aslında evet, riskli tarafı da bu. Kötü tarafı da bu. O yüzden şey, yani başında o uyarı yapmak da doğru. Yani ilk etapta bir deneyin bunu. 3 haftalık bir süreci var. Bünyene belki uygun değil bu. Tarzında bir uyarı da lazım. Biz çoğu şeyi önerdiğimizde hep 1 aylık kullanımlar veririz. Yani maksimum 3 hafta ya da 4 hafta kullanılır. Niye? Ya bir fayda edip etmediğini görsün bu insan. Yani tutup da al şundan 6 ay boyunca kullanacaksın. Olmaz. O 3 hafta 1 ay içerisinde fayda etmiyorsa zaten onu 6 ay kullanmanın bir anlamı yok. Bu bir ticari taktik diyebiliriz. Maalesef bizim sektörde de böyle sıkıntılar var. Çok nadir şeylerde evet bunu 3 ay kullanman lazım diyoruz. O da mesela erkeklerde sperm yokluğu oluyor. Hiç yok. Yani tıpta da tedavisi yok. Dolayısıyla bunun bir ayda da oluşması yani çok mümkün olmuyor. Biz ona mesela bunu 3 ay kullanıp öyle tahlil yaptırıyoruz. Öyle bir var mı karışım? Var. Yapılan. Var. Bahsettim ya, tüp bebek merkezlerinden de yavaş yavaş yönlendiriliyor diye.
Bundan sebep. 12. bölümde konuşalım, sorularımız var. Şimdi sebep sonuç Facebook sayfasından bir soru var. Hı hı. Mehmet Ali Korkmaz bizi izliyor. Demiş ki, üstadım her sabah dayak yemiş gibi, biraz önce sorduğum soru gibi uyanma, uykuyu alamama ve halsizlik. Bunun için hangi bitkiler kullanmalıyız ve yöntemi sorar mısınız? Demiş. Evet. Eğer uykuda dinlenemiyorsak, o zaten biraz önce vermiştik. Biraz önce vermiştik. Kantaron dedik. Hı-hı. İçerisine genel bir halsizlik anlamında. Hani gün içerisinde de bir yorgunluk, halsizlik anlamında, yani enerji versin bize. Dediğimizde ne kullanmalıyız? Öncelikle çok iyi bir bal. Bal. Hı-hı. Çiçek balı mümkünse. Çiçek balının içerisine. Şimdi çok iyi dediğimizi bir açalım. Hani piyasada çok fazla bal çeşidi de var. Belli firmaların balları da var. Hı hı. Nasıl anlayacağız çok iyi olduğunu? Bunu fiyatından mı anlayacağız? Öncelikle onu sorayım. Bu pahalı, bu iyidir mi diyeceğiz? Aldığınız insana güveneceksiniz. Onun dışında ama markete gidiyoruz. Marketten belli markalar var. O markalara göre alıyoruz. Marketten bahsetmiyorum. Maalesef marketi öneremeyeceğim. Yani hı, market sahipleri kusura bakmasınlar ama bal konusunda öneremeyeceğim. Hı hı. Kesinlikle ya balcılar var, böyle sırf bal satan yerler var. Doğal. Kendi yetiştiriyor işte, hatta. Köylüler var. Hı. Yakın köylüleri oluyor bazen. İnsanların akrabaları oluyor Karadeniz tarafında filan. Ya da güvendiği aktara gidecek. Ya tamamen satıcıya güvenmek zorunda. Burada vatandaşın yapabileceği bir şey yok. Tadından anlayamaz, kokusundan anlayamaz, görüntüsünden çünkü anlayamaz. Çünkü çok fazla çeşit de var balla ilgili. Aynen öyle. Yani dolayısıyla aldığı yere güvenecek. Birinci, hı hı, şart bu. İkincisi, balı nasıl yiyecek? Balın içerisine arı sütü, polen, bunlar olmazsa olmaz. Kesinlikle bunları karıştıracak. Arı sütü ve poleni karıştıracak. Evet. Ben bir de özellikle moringa tohumu tavsiye ediyorum. Moringa Afrika'da yetişen çok özel bir bitki. Hatta süper gıda diyebiliriz biz moringa için. Moringa'da A vitamini, B vitamini, C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum. Yani havucun mesela 4 katı daha fazla A vitamini var. Bir insanın gün içerisinde alması gereken çoğu vitamin ve minerali sırf moringadan alabilirler. Moringanın tohumunu ben özellikle tavsiye ediyorum. Mesela kendi çocuklarıma yediriyorum. Ben sabahları çıkmadan evden mutlaka o moringa, arı sütü, bal polen karışımından tatlı alırım. Tatlı kaşığı mı? Ya, ölçü ne? Tatlı kaşığıyla alıyoruz. Metal sürmeyeceğiz arı sütünü bozmaması için. O önemli. Genelde tahta, ben kaşıkla, ağaç kaşık tavsiye ediyorum. Porselen olabilir, cam olabilir. Plastik hiç yoksa kullanılabilir. Bununla birlikte yine bu karışıma ginseng karıştırılabilir. Kore ginsengi, kırmızı. Bu da iyisi olması lazım. Onun da çok hilesi var. Ama işte o en son söylediğimiz iki şey çok bulunabilir şeyler değil. İşte belli yerlerden gidip almamız gereken şeyler. Yani moringa, ama hani hazır elimizin altında kullanabileceklerimizden balı biliyoruz. Bal, iyi polen, bir bal arı olması sütü lazım. Hiç bulamazlarsa bal, polen, arı sütü karıştırıp gün içerisinde bunu tüketebilirler. Bir de çok yüksek derecede protein ihtiva eden, yani tok tutsun, ayakta tutsun. Ben yemek yemesem de efendim bununla bir öğünü, hı hı, ayakta atlatabileyim diyorlarsa spirulina yosunu da yine bu karışımın içerisinde bulunabilir. Çok, hı hı, da faydalı olur. Hocam bir ara vereceğiz. Sizi ben bir dinlendireyim istiyorum. Sonrasında yine konu başlıkları, bayağı bir sorun var. O sedef egzamaya da gireceğiz. Belki yüzeysel gireceğiz ama belli kullanılan kremler var, onları. Yağ yakımını konuşalım. Bir de biraz önce dediğin gibi çok fazla zayıflama çayları var. Sosyal medyada her ünlünün elinde görüyoruz artık. Kesinlikle konuşalım. Bu milletin yani doğruları duymaya ihtiyacı var. Onu konuşalım. Sonrasında da zaten teker teker bitkilere ne işe yaradığını, nasıl kullanılması, işte demlemesi nasıl olur, kaynatması, hı-hı, nasıl olur, hangileri demlenir, hangileri kaynatılır, o farkı da konuşalım istiyorum. Tabii. O yüzden bir ara verelim hocam. Evet, tamam. Sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğal Eza Deposu, doğanın şifalı bitkilerini konuşuyoruz. Fitoterapist Bilal Ermiş hocamla beraberiz. Birinci bölümde
biraz değindik, biraz bitkilerden konuştuk ama teker teker şimdi bitkileri hocamın eşiyle de tanıtalım istiyorum. Ondan önce hocam bir sorum daha var. Tabii. Erkeklerde kısırlık. Yine yukarıda konuştuk, bir ön hazırlık yapmıştık. Tabii bir tıbbi karşılığı var bunun, nedenleri de var. Ama belli bitkilerle destek anlamında, tedavi anlamında neler yapılabilir? Buna ilgili çalışmalarınız var. Evet. Onu dinleyelim istiyorum. Yani öncelikle ne olabilir? En dipten başlayalım. Hiç sperm hücresi olmayabilir erkekte. Bu büyük bir problem. Hatta yani siz gidin, evlat edinin dediklerini bile biliriz bazı doktorlarımızın bu tip hastalara. Bundan sonra sperm azlığı olabilir, ileri hareketlilikte problem olabilir, morfoloji bozuklukları olabilir. Yani bunların sebepleri yediğimiz gıdalardan tutun, işte sigara, alkol gibi, efendim sağlıksız beslenme vesaire, bunların hepsi veya stres, üzüntü, genetik de olabilir. Yani bunlar sebeplerinden bazıları. Biz ne yapıyoruz bununla alakalı? Özel bir formül tavsiye ediyoruz. Bu da yine babadan gelen bize özel bir formül. Formül içerisinde ben neler olduğunu sayacağım. Biraz hızlı geçeceğim çünkü liste uzun. Çakşır kökü, ginseng kökü, havuç tohumu, tere tohumu, soğan tohumu, turp tohumu, tarçın yine burada da var. Karanfil. Mesela karanfili işte ağız kokusunu gideren bir şey olarak görürüz. Yemeklerden sonra lokantadan alırız, ağzımıza atarız. Evet. Tek başına işte antibakteri özelliği vardır. Uyuşturucu özelliği vardır. Mesela diş ağrılarında falan kullanılabilir. Ama formül içerisinde bunun için çok faydalı. Kebabe duydunuz mu hiç? Kuyruklu biber derler. Yok, kebabeye. Kebabe de biz özellikle ses sanatçılarına tavsiye ediyoruz. Sesin çatlamasını önlüyor. Ses tellerini kuvvetlendiriyor. Öyle bir özelliği var. Tek başına kullanıldığında. Ama formül içerisinde yine buna destek veriyor. Zencefil. Hepimizin bildiği zencefil. Kişniş tohumu, kereviz tohumu, günlük sakızı. Orijinal salep. Salep mesela marketlerde, paketlerde biliriz değil mi? Şeyler de var ama hazırı da var artık. Yani evet. Süt ilavesi falan hepsi o. Direkt paketin arkasını okudunuz mu hiç? Paketin arkası. Evet. Hayır. İçeriğinde ne yazar biliyor musunuz? Salep aroması. Salep yoktur onlar. Birçok malzemede olduğu gibi bir aroma ile yapılan ürünlerden. Aynen öyle. Dolayısıyla biz salepin orijinali şifadır. Nasıl ulaşacağız ona? Aktarlarda var. Yani orijinal salep istiyorum dediğiniz zaman verirler ve orijinal salepin 15 gramından 1 litre salep elde edersiniz. O kadar da kuvvetlidir. Yine bu formül içerisinde kullanıyoruz. Yani şifadır. Bildiğiniz belli yerlerde vardır. Ünlü birkaç mekan vardır. Oradaki salep. Onlar da orijinal salep kullanıyordur muhtemelen. Yani tutup da aroma kullanacaklarını sanmıyorum. İyi yer, iyi ürün satar diye düşünüyorum. Isırgan tohumu, hücre yeniler. Bir dönem çok meşhurdu. 90'lı yılların sonlarında özellikle. Hardal tohumu, akırı karha, polen gibi bitkileri biz toz haline getiriyoruz. Bitlis Ahlat yöresine özel bir bal var. Çiçek balı. Hatta geçtiğimiz son 5 sene içerisinde çok ciddi ödüller aldı. Biz özellikle o balı kullanırız 20 senedir. Yani boğaz rahatsızlığı için tavsiye ettiğimiz karışım içerisinde de onu kullanırız. Bunun içerisinde de yine aynı balı kullanırız. Evimizde de onu kullanırız. Çocuğumuza da onu yediririz. Çok güzel bir bal. Buradan da Bitlis Ahlat yöresinin bu güzel orijinal balını önermiş olalım tüm izleyicilerimize. Efendim bu balla karıştırıyoruz. Sabah akşam bir tatlı kaşığı yemek suretiyle kullanıyorlar. Dediğimiz gibi eğer azosperm varsa ortada bunun ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Hiç unutmuyorum bir abimiz 50'li yaşlarda yıllarca bunun tedavisini görmek için teknolojinin ilerlemesini bekliyor. Bakın tedavisini de görmüyor. Tamam, teknoloji ilerlesin, buna tıp çare bulsun, tedavi olacağım diyor. Eşi de tüp bebek merkezinde çalışıyor. Böyle bir durumda. Duyuyor bizi bir yerden, geliyor işte formülü alıyor, kullanıyor. Zannediyorum 3 ay içerisinde canlı hücre buluyorlar. Aa, sen ne kullandın, ne yaptın filan derken, ya buna benzer çok örnek var. Ben çok çarpıcı olduğu için bunu anlatıyorum. Yoksa yani sen evlatlık al denilip çocuğu olup bize İşte hediyeler getiren, çocuğuna isim koyduran,
Yani 1000'e yakın böyle aile var. Bu konuda başarılıyız, onu söyleyeyim. Ciddi başarımız var. Efendim, biz yaklaşık 3 ay kullanılmasını öneriyoruz bu tip durumlarda. Hareket azlığı vardır, morfolojide sıkıntı vardır, sınırdadır filan. Onlara mesela 1 ay kullanın diyoruz. Veya yeni evlilere hiç teknik tahlil hiçbir şey yaptırmamıştır. Problem de yoktur. Ama niye kaliteyi arttırmayasın diyoruz. Onlara da, çocuk düşünen ailelere de, en azından erkeklerin 1 ay bu formülü tüketmelerini öneriyoruz. Yani bence bu bir devrim. Şunu isteriz ki biz bunu ilaç niteliğinde şuna iyi gelir diye veremiyoruz. Bu yasal değil. Ancak vatandaş bunu talep ederse biz de evet bunu kullanabilirsin takviye olarak diyoruz. Ama isteriz ki neden böyle bir ilaç olmasın? Neden doğal bir şey ilaç olarak reçeteye girmesin? Buradan yetkililere seslenelim. Madem böyle bir imkan verildi. Sağlık Bakanımıza alıp incelensin. Aynen öyle. Buradan yapılsın. Seslenmiş olalım. Yani sahiplensinler. Bunun ihracatını düşünsenize. Yani hem kendi, var mı peki bu kendi milletimize hani, yani biz işte biraz şey bakıyoruz ya son dönemde, işte birinci bölümde söylemiştik işte koca karı ilaçları falan tarzında artık böyle bir yani itme durumu da var ya yurt dışında. Hı-hı. Nasıl? Avrupa'da ya diğer ülkelerde? Yurt dışında yani bunlara özel eczaneler var sırf. İsti araştırılıyor değil mi? Aynen öyle. Yani doğal ecza diyebileceğimiz eczaneler var ve özellikle Almanların ben gelip Kütahya yöresinden bizim bitkilerimizi toplayıp götürüp orada değerlendirdiklerini biliyorum. Niye bunu biz yapmıyoruz? Niye sahip çıkmıyoruz? İlla elimizden gidecek mi? Yani başımıza bir şey mi gelecek bununla alakalı da biz uyanacağız, ondan sonra topyekün halk olarak buna saldıracağız. Ve bitkisel yani. Bu hani dünyanın genel anlamındaki bitki sayısının çok ciddi bir rakamı Türkiye'de var. Yani ürün anlamında çok ciddi bir rakamı kesinlikle var. Kesinlikle. Geçtiğimiz programda da bahsetmiştik onlardan. Yani bunu değerlendirelim. Biz şahsen bu işte önce olmaya hazırız. Yeter ki yetkililerimiz bize bir yeşil ışık yaksınlar. Başka bir ürün var mı? Ondan bahsettik. Onun dışında. Bununla alakalı bir de böğürtlen kökü ya da demir dikeni çayı içmelerini tavsiye ediyoruz. Böğürtlen kökü ve demir dikeni veya çayı. Veya demir dikeni, ikisinden biri. Çünkü çok bulunabilir olmuyor böğürtlen kökü bazen. Aynı etkiyi zaten demir dikeninden de. Benim gibi belki birçoğu da ilk defa duyduğu şeyler evet. Bunlar. Aynı etkiyi demir dikeninden de alıyoruz. İkisinden birini tavsiye ediyoruz. Yine Facebook sayfasından yine gelen mesajlardan bir tanesi. Süleyman Kaygısız bizi izliyor. Buradan selam gönderelim yine kendisine. Merhaba, kronik sinüzit. Sinüzit hastalığı var zannedersen ve burun tıkanıklığım var. Tamam. Tavsiyenizi alabilir miyim? Demiş. Doktor teşhisi ise eğer sinüzit, biz bir buğu öneriyoruz. Yani buğu yapması için bir çay tavsiye ediyoruz. Çayın içerisinde, şimdi notlarıma bakıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim. Ana ham maddesi papatyadır. Papatyayı ökse otuyla, söğüt ağacının kabuğuyla, ıhlamurla ve ebe gümeciyle, ıhlamur yaprak ıhlamur olacak, bir araya getiriyoruz. Kaynatıp başına bir havlu örtüp buharına duruyor 10 dakika boyunca. Bunu 10 gün boyunca günde bir defa yapacak. Sırf papatya da yapabilir. Denesin. Sırf papatya olmazsa... Papatya çayı kullanıyorum ben. İçiyorum. Ofise de aldım. Evde de var. Hatta şeyler var ya, o French press'ler. Güzel. Onlarla yapıp karıştırıyorum. Demleniyor. Çok şey... Hani hazımla da ilgili bir faydası, yağ yakımıyla da ilgili biraz araştırdım. Çok faydası var. Ben çok memnunum papatya çayı. Tabii şey, hani bizim aldığımız marketlerden onlar artık tozun tozu yani. Ya mümkünse mayıs papatyası. Yani onu da işte bulabiliriz. Aslında gerçeğini bulup kullanmak daha faydalı. Şimdi burada içmeyeceğiz, buharına döneceğiz. Oldu da papatya fayda etmedi. Sosyal medya hesaplarından bana da ulaşabilirler. Ben kendilerine ne kullanacağı hususunda destek olabilirim. Bu buharına duracak. Bunun adı bitmiyor. Buharına durduktan sonra at kestanesi tozu var. At kestanesini toz haline getirilmişini bulacak veya getirecek. Buruna çektiği zaman o yumuşayan bölgeyi komple boşaltıyor. Şimdi papatya buğusu bunu yumuşattı. Orada bir şey var mı tekrarı? Bunun akması yani lazım. Her gün mü? Belli her süre gün 10 gün boyunca arası. Yapacak. Her gün 10 gün boyunca. 10 gün boyunca günde bir defa 10 dakika buharında duracak. Bir defa da at kestanesi tozuyla sinüsleri boşaltacak.
Muhtemelen sırf papatyayla da fayda görür diye düşünüyorum. Ama diğerlerini eklediğimizde biraz daha etkili olacak. Yine bir soru var. Yine Facebook'tan, sebep sonuç sayfamızdan gelmiş. Ömer Esra Gökmen. Herhalde karı koca zannedersem. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Daha önce akciğer sönmesi yaşadım ama içeride devam eden baloncuklar olduğunu söylemişti doktorlar. Bitkisel olarak ne yapılabilir, ne gibi ürünler önerir Bilal Bey, acaba yardımcı olursa sevinirim demiş. Buradan yine selam gönderelim kendisine. Hemen çok güzel bir formül vereyim kendisine. Papatya otu, sarı kantaron ve şahtere otunu eşit miktarda bir araya getirecek. Yani bir ölçek papatya, bir ölçek şahtere, bir ölçek kantaron otu. Bunları bir araya getirip çayını yapıp içecek. Günde iki defa birer su bardağı. Bir 3 hafta 4 hafta civarı denesin, faydasını görürse artık tedaviye kadar devam etsin. Yine bir soru, ara ara soruları alıyorum sosyal medya, Facebook'tan bayağı bir soru var. Cemile Gümüş Gerdan hanımefendi bizi izliyor. Şeker karışımı, biraz önce bahsetmiştiniz ya, diyabet sorusunda tekrar malzemeleri alabilir miyim diye sordu. Olur. Bu arada tabii programı kaçıranlar için sevgili seyirciler, derin plan ve sebep sonuç aynı sayfada, YouTube sayfamızda. Oradan bütün bölümleri izleyebilirsiniz. Bu geceki bölüm de yine yarın akşamüstüne doğru yüklenmiş olur. Kaçıranlar için oradan takip edebilirsiniz. Evet hocam. Şeker için öncelikle toz tarçın, böğürtlen kökü, böğürtlen sirkesi gibi şeyler önerdik. Ama daha ciddi, daha komplike bir şey kullanmak istiyorlarsa kara hindiba, sedere meyvesi, civan perçemi, öksü otu, ısırgan kökü ve böğürtlen yaprağından oluşan bir toz tavsiye ediyoruz. Bunu yoğurda karıştırıp tüketecekler günde iki defa. Hocam bir soru daha var. Kendi sorularım kaldı. Buradan en azından seyircilerin sorularını alalım istiyorum. Pervin Kolay Üşenmez. Biraz önce geldi bunun soruda. İyi akşamlar. Kronik uykusuzluk. Biraz önce aslında bahsetmiştik yine uykuyla ilgili. Kronik uykusuzluk ile ilgili acaba ne önerir Bilal Bey diyor. Kronik uykusuzluk başka bir şey. Yani uykuda dinlenememek başka bir şey. Evet, o hiç biraz önce konuştuğumuz oydu. Dinlenememek, hiç uyuyamamak farklı bir şey. Onun için yine bir çay tavsiyesi vereyim. Basit evde yapacakları. Şöyle bakıyorum. Papatyayla naneyi karıştıracaklar. Yalnız şöyle. 5 çay kaşığı papatyaysa 1 çay kaşığı nane çayı koyacaklar. Ve bir su bardağı suda demledikleri takdirde gece yatmadan bir su bardağı içerlerse buna minimum 10 gün devam etsinler. 10 gün içerisinde yavaş yavaş uykuları düzene girecektir diye düşünüyorum. Olmazsa yine farklı formüller tavsiye edebiliriz. Bize ulaşabilirler. Okan Bey soruyor. Parkinsonizm hastası ya da Parkinson Plus da deniyormuş. Evet. Yürüme ve denge yok demiş. Ne önerirsiniz? Şimdi Parkinson hastalarıyla ilgili önerdiğimiz bir formül var. Fakat Parkinson Plus ya da Parkinsonizm gibi belki farklı teşhisle ben daha önce karşılaşmadım. Evet. Farklı bir şey olabilir. Eğer Parkinson'sa buyursunlar, yardımcı olalım. Ki şöyle, yani yemek dahi yiyemeyen bundan dolayı 80'li yaşlarda bir amcamızın artık kendi yemeğini yediği, sıcak çay bile içebildiğine biz şahit olduk. Dolayısıyla onunla ilgili de buyursunlar, görüşelim. Şimdi hocam sorulara yine devam edeceğiz. Erkeklik kısırlığı konuştuk, onu kapatalım. Zayıflama çayları. Birinci bölümde biraz değindik. Daha doğrusu ikinci bölümde konuşacağız dedik. Sosyal medyada çok fazla görüyoruz. Birçok ünlünün elinde. Hani marka ya. Zaten vermek istemiyorum, vermeyeceğim de. Bazıları yasaklandı. Evet. Belki zararları çıktı, bilmiyorum. Belki reklam yüzünden yasaklandı. Nedenini bilmiyorum tabii. Sorunlar neydi bilmiyorum ama çok fazla Instagram'da falan girdiğimizde böyle birçok ünlünün o storiesinde falan gördük. Bununla ilgili ne diyeceksiniz? Sıkıntılar nedir? Ama zayıflama ile ilgili çaylar var. Kullanılan çaylar var. Yani şimdi bunlar birbirinin uzantısı. Ben şöyle söyleyeyim size. Mesela yeşil çay için söylenir. Hatta ben yeşil kahve
önermişlerdi. Hı hı. Kullandım. Zaten çok enteresan bir yani toz şeklinde, kum şeklinde yeşil renkli bir kahve. Onu kaynatıyorsunuz. İşte suyunu içtikten sonra o kalan tortu bayağı taş şeklinde. Bayağı küçük küçük taşlar halinde tortu bırakıyor. Çok ilginç bir şeydi. Evet. Bir dönem içmiştim. Hani yağ yakıcı, işte spor yapıyoruz hocam, fitness yapıyoruz, işte göbeği eritelim falan diye içmiştik o dönem. Ama yeşil çay çok fazla önerilir. Ama bu bahsettiğiniz çaylar farklı çaylar. Evet. Özel yapım satılan çaylar. Şöyle başlayalım. Efendim ilk mesela bundan 8-9 sene önce altın çilek diye bir şey duydunuz mu? Evet, vardı öyle bir altın şey. Altın çilek doğru. Kapsülü, bu zayıflama kapsülleri diye ilk ortaya çıktı. Bunların içerisinde altın çileğin hiçbir suçu yok. Altın çilek çok faydalı bir şeydir. Ama maalesef ilaç etken maddesi dediğimiz spirulina maddesini bunların içerisine katarak insanları zayıflattığını iddia ederek bu insanlar çok sömürüldü. Belli bir dönem altın çilekle başladı bu. Sonra efendim Afrikan mango dediler, başka bir şey dediler, o dediler, bu dediler. En son tef tohumunun adını kirlettiler maalesef. Yani tef tohumu gerçekten faydalı, protein ihtiva eden, iştahın kesilmesine yardımcı olan çok faydalı bir tohum. Yani tef tohumunu efendim salatalarda kullanabilirsiniz. Direkt yoğurda karıştırıp efendim yiyebilirsiniz. Çayını içebilirsiniz. Mesela ada çayıyla karıştırın için, altın otuyla karıştırın için, mısır püskülüyle karıştırın için. Hiçbir zararı yok, faydası var. Ama tef tohumlu çay diye maalesef içerisine, yani biz de Tarım Bakanlığı'nın o yayınladığı şeyden görüyoruz. İlaç etken maddesi karıştırılarak ve ünlüler de bu işte kullanılarak bazı sıkıntılar ortaya çıkmış. Dolayısıyla da tef tohumunun hiçbir suçu yok, onu söyleyeyim. Yani tef tohumunu gönül rahatlığıyla insanlar yine alıp kullanabilirler. Problem yok. Fakat o reklamı yapılan çayla alakalı problemler olduğundan dolayı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı buna yasak getirmiş. Şu an reklamları devam haklı ediyor galiba olarak, değil mi? Bilmiyorum yani, ediyor olabilir, etmiyor da olabilir. Hı-hı. Çok ilgilenmek, çok da fazla şey yapmak sattı. Da istemiyorum. Yani bu benim elinde görmediğim ünlü kalmadı. Bu ünlülerimize de yazık diyorum yani. Hiç mi araştırmazsınız, hiç mi bakmazsınız? Ama zaten sorun orada. Yani sen sonuçta belli bir kitleye hitap ediyorsun, insanları öneriyorsun. Nedir, ne değildir bir bak. Yani iş şey değil ki, sadece ya, para kazanmak hadi değil. Hadi ünlüler orada bunu bilmiyor. İşte fayda da görebilirler. Yani şöyle, içindeki madde gerçekten zayıflatıyor, doğru. Hı hı. Bu ilaç etken maddesi ama sonradan bir, ölüme yol açabilir. İki, beyin hücrelerini yakabiliyor. Üç, metabolizmayı aşırı çalıştırıyor. Ve bir müddet sonra metabolizma artık çalışamaz hale geliyor. Daha fazla kilo alıyorsunuz. Bir aralar biber hapları falan diye de böyle bir şey ortaya çıkardılar. Ünlünün bundan haberi yoktu. Hadi reklamını yaptı. Bundan sonra acaba nasıl yaklaşacak? Bu takipçilerinden özür dileyecekler mi? Bunu yapan firmaya bir dava açacaklar mı? Bir yaptırım uygulanacak mı? Devlet ne yapacak? Yani bugün bunu çıkardı. Bunun üzerine gitti. Yarın başka bir şey çıkarıp yine böyle insanların zehirlenmeyeceği ne malum. Yani yaptırımlar artmalı. Bu tür şeylerde gerekirse hapis cezaları çıksın. Yani zaten zannedersen para cezaları var ama birçok kanalda da, uydu da çok fazla kanalda da böyle işte kremler, belli ilaçlar, karışımlar falan satılıyor. Ya 1 milyon dolar kar ettiniz. Ödediğiniz 100 bin lira ceza ne olur? İşte o yüzden dedim, oraya girecektim. Yani o ceza onu çok fazla şey yapmıyor, etkilemiyor zaten. Aynen öyle. Maalesef bizim ülkemizde böyle yürüyor işler. Yani artık devletin neşter atması lazım bu konuya. Yazık, şimdi insanlar zannediyor ki tef tohumu zararlı. Öyle bir şey yok. Yani tef tohumu masumdur. Kullanılabilir. Aktarlardan zayıflamaya yardımcı olması için. Ama o da şöyle, yani niye zayıflayamıyorsunuz? Çok yiyorsanız, iştahınız çoksa bunu kapatmak adına tef tohumu kullanılabilir. Evet, zayıflamanıza yardımcı olur ama siz tiroid hastasıysanız, efendim metabolizmanız çalışmıyorsa farklı nedenlerden dolayı, kullandığınız ilaçlardan dolayı böyle bir şey varsa veya vücudunuzda ödem varsa, farklı rahatsızlıklarınız varsa, yani tef tohumu değil o zaman başka bir şey kullanmanız lazım. Yani aktarlar burada devreye girmeli. Yani şu çay al iç zayıflayacaksın, böyle bir şey yok. Kişiye göre değişir. Herkesin zayıflayamama problemi kendine özgüdür, farklıdır. Dolayısıyla kişiye özel bir şey tavsiye edilmelidir. Neler öneririz başka?
Şimdi bağırsak çay... probleminiz olabilir. Eğer bağırsak probleminiz varsa, tuvalete çıkamadığınızdan dolayı sürekli kilo alıyorsanız, veremiyorsanız, yeşil çay, efendim mısır püskülü, kiraz sapı, keten tohumu, bakın çok önemli. Hem omega 3 içeriyor, enerji veriyor, hem de bağırsakları yumuşatarak, eğer bu anlamda kilo alıyorsanız, zayıflamaza yardımcı olabiliyor. Bu çayın içerisinde keten tohumu kullanılabilir. Biraz tef tohumu koyarsınız, hani tok tutsun keten tohumuyla birlikte gibi şeyler önerilebilir. Biz mesela yine bir formül tavsiye ediyoruz. Bu idrar ve ter yoluyla yağların erimesine yardımcı oluyor. Mesela her şeyiniz düzenli ama vücudunuzda yağlanma var. İşte kolesterol var, göbek bölgenizde yağ var, eritemiyorsunuz, spor yapıyorsunuz gitmiyor. Ne yapıyoruz o zaman? Biraz önce bahsettim, dedim ki hafif böyle kadifemsi tüylü bitkilerin yağ yakma özelliği vardır diye. Farfara otu da bunlardan bir tanesi. Koyun otu da derler, öksürük otu da derler. Birkaç ismi var. Farfara otunun yanında funda yaprağı, hibiskus, ısırgan otu, küçük çiçekli yakı otu, kiraz sapı, maydanoz kurusu, şahtere otu, tere tohumu, ayva yaprağı, turp tohumu, söğüt ağacının kabuğu gibi bitkileri bir araya getiriyoruz. Her öğünden yarım saat önce bir bardak, yarım saat sonra bir bardak. Toplamda 3 öğünden hesaplarsak 6 su bardağı bundan içiyor. Vatandaş idrar ve ter yoluyla yavaş yavaş yağları erimeye başladığını görüyor. Hatta idrarımdan yağ geliyor diyen arkadaş tanıyorum. Dolayısıyla kaslardan eritmeden, vücudu zinde tutarak sadece yağ eritiyorsunuz. Bunun yanında spor yapın, daha çok terleyin, yürümesi daha çok lazım. Kilo verin. Tabii tabii. Efendim, bol bol su lazım. İçin, bol bol su için vücuttan su atın, bununla birlikte yağ da gitsin. Bunları bu şekilde desteklemek lazım. Biz mesela şey diyoruz, yani yediğinize içtiğinize de mutlaka dikkat edin. Hani bu bir mucize değil ki hemen sizi zayıflatsın. Yani neticede sizin de bir emek vermeniz lazım. Burada da bir tane ablamız hiç unutmuyorum demişti ki, ya ben gece kalkıyorum, baklava yiyorum. Tamam, kilo veremedim ama kilo da aldırmıyor bu bana. Ben hayatımda memnunum, bu çayı kullanmaya devam edeceğim. Dengeledi onu. Dediğini hatırlıyorum. Böyle güzel şeyler var. Ama dediğim gibi yani bir arasınlar, aktara danışsınlar rahatsızlıklarını, doktor teşhislerini söylesinler ki biz de ona göre nokta atışı yapalım. Toplu her şey herkese iyi gelmez. Şimdi ters taraftan baktığımızda evet bir yağ yakıcı maddeler var ama bir de yani ne yiyor ona bakmak lazım demiştiniz. Ya vatandaşta kabızlık şey varsa var, bu çay da fayda etmez. Tabii çok yemek de bir şekilde kilo yaptığı için ters taraftan baktığımızda o zaman az yedirecek bitkiler de var. Toplu kisi verecek doğru anlamında. Onlar doğru da işte o gün belki onu bir işte birkaç öğününü hani tok hissi verdiği için yediremeyecek ama dolayısıyla belki de o şekilde zayıflamaya başlayacak. Onlardan neler örnek verebiliriz? Mesela birinci bölümde bahsetmiştim. Spirulina, yosunu. Nasıl kullanıyor onu? Bunun tozunu mesela hurma püresi deriz biz. Hurma püresine karıştırıp yiyebilirler. Bala karıştırıp yiyebilirler. Efendim ciddi protein ihtiva eder, vücudun doğal çabuk yakabileceği bir kalori vardır balla hurmayla yine birleştiği zaman. Dolayısıyla bunu iştah kesici ara öğün olarak kullanabilirler. Bu da yine az yedirecektir. Yani hatta biz şöyle diyoruz, yemeğe karşı olan ilgiyi azaltır, o iştahı biraz köreltir. Tabii ki hiçbir şey yemeyecek hali yok. Vatandaş da bir yemeğini yiyecek ama en azından az yedirme özelliği var bu tip besinler. Şimdi bitkilere girelim hocam yavaş yavaş. Tabii. Neler olduğunu bir tanıyalım. Nasıl kullanıldığını da bir öğrenelim. Sonrasında sedef, egzama ve belli cilt hastalıkları ile ilgili belli kremler var. Belki yüzeysel olarak girelim istiyorum ona. Yağ yakımını sağlayan bitkileri konuştuk. Bir de en son o siyah asker sineği ile ilgili bir proje var. Önemli bir proje. Evet, son evet bölümde de onu konuşalım. Onunla ilgili çünkü ciddi bir çalışmanız var sizin de. Doğru. Ondan sonra da ona girmiş olalım. Şimdi ilk etapta nereden başlayalım hocam? Size bıraktım ben. Polen'den başlayalım. Polen, evet şu değil mi? Evet. Şöyle alalım. Yönetmenim görebiliyor muyuz?
Tamam, şu şekilde tutuyorum ben. Evet. Polen, bu bildiğimiz, hep duyduğumuz, işte balı karıştır, işte enerji versin anlamında dediğimiz polen bu. Evet, sarı olur diyorsunuz. Evet, çiçek tozlarından. Çiçek tozlarından, şu şekilde. Ayağında arta kalan tozlardır polen. Kokusuna bakıyorum ama. Fena değil. Hafif ekşi, şeylere bir tozu var. Benzetmeye çalıştım ama çıkaramadım neye benzediğini. Polenin içerisinde B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12 vitaminleri var. Özellikle unutkanlı olanlar yine kullanabilir. Hücre yenileyici özelliği var polenin. Polen balın birkaç kat daha üstü etkisi olan vitamin mineraller içeren bir besindir. Çocuklarımızda da yine 3 yaşından sonra kullanılıyor. Nasıl kullanıyoruz bunu? Balı karıştırıyoruz ama ölçü nedir? Balı karıştırabiliriz. Toz halde bir şekilde eziyoruz. Toz haline eziyoruz veya süte karıştırılabilir mesela. Ben şunu tavsiye ediyorum. Altın süt diye bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Zerdeçal'dan bahsedilir. Altın süt diye. Zerdeçal'ın yanına havlayacağım meyan kökü, tarçın ve biraz da zencefil. Çörek otuyla birlikte karıştırıyoruz. Sütün rengi böyle sapsarı bir renk alıyor. Sıcak sütün içine koyuyoruz bunu. Böyle sahlep gibi çok güzel bir tadı oluyor. Onun üzerine de biraz şöyle polen ektiğiniz zaman sabahları için Allah'ın izniyle kolay kolay hasta olmazsınız. Pahalı bir ürün mü hocam? Polen değişiyor. Yani zannediyorum 100 lira ile 200 lira arası. Çünkü bir şeyler öneriyoruz. İşte şunu karıştır, şunu iç falan derken tabii bu işin ekonomik kısmı da var. Hani o yüzden sordum. Hani bal dediğiniz gerçek balı bulmak lazım. Ciddi pahalı olduğu için hani bunları da en azından o yüzden arada soracağım böyle. Yani biraz maliyetli tabii ama. Nasıl mesela, fiyat ne bunda? Böyle. 100 lira ile 200 lira arası değişir. Kilosu. Kalitesine göre evet. Bir kilosu 100 lira 200 lira arasında. Doğru ama alacağınız zaten 50 gram 100 gramdır. Yani anladım. Ekonomiyi çok sarsacağını düşünmüyorum. Tamam. Şuna bir bakalım. Bunlar bayağı şey gibi. Ağaç kabuğu. Kabukları. Söğüt ağacının kabuğu. Söğüt. Romatizmal hastalıklarda kullanıyoruz. Şu şekilde gösterelim. Sinüzitte evet, kullanıyoruz. Ağrı kireçlenme gibi rahatsızlıklarda kullanıyoruz. Kan sulandırıcı özelliği var. Söğüt ağacının kabuğu. Baş ağrısı, migren rahatsızlığında yine özellikle kullandığımız bir bitki. Nasıl kullanıyoruz bunu? Nasıl bir karışım? Çay yapıyoruz. Çay. Aynen öyle. Bunu demleyip içebilirsiniz. Yine aktarlardan ulaşıyoruz. Nasıl fiyat anlamında? Bunu arada soracağım hocam, bunların fiyatlarını yanlış anlamayın. 40-50 lira civarıdır kilosu. Çok pahalı bir şey değil. Zaten burada nedir? 100 gram falan vardır herhalde şu anda. Orada muhtemelen 60-70 gram civarı var. Anladım. Ne kadar gider bu? Tabii ne kadar koyuyoruz? Bir kaşık, iki kaşık. Bundan bir tutam diyelim. Şöyle göstereyim. Yani bir su bardağına şu yeterli. Bunu kaynatacağız tabii kök olduğu için. Kabuk olduğu için. Bir su bardağı su da kaynatıp içeceğiz. Tamam. Şu ada çayı bölümde var. Üzerine konuşmuştuk ama yüzeysel geçmiştik. Ada çayı. Ada çayı. Bildiğimiz hep konuşulan. Soğuk algınlığına birebir. Soğuk algınlığı ada çayı. Kış çayında mutlaka kullanılması lazım. Yapraklı. Evet, yani içerisinde ada çayı yoksa ona kış çayı diyemeyiz. Ada çayı çok önemlidir. Diğer çayla karıştırıyor muyuz? Diğer çayla karıştırıyor muyuz? Tabii ıhlamur koyacağız bunun içerisine. Zencefil koyacağız. Hatmi çiçeği koyacağız. Varsa biraz portakal kabuğu koyacağız. Hibiskus ya da kuşburnu yine. Şu an kış dönemine de girdik. Aslında çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Ada çayında yalnız şöyle bir durum var. Çok aşırı içilmemesi önerilir. Ergenlik çağına yaklaşan erkek çocuklar için. Kadınsal hormonları biraz arttırdığı söyleniyor. Ama o çok aşırı dediğimde günde 1 litre 2 litre yani. Kimse de öyle içmez zaten. Evet. Nasıl devam edelim? Sinameki. Evet. Sinameki çok faydalı. Sinameki. Küçük yapraklar, nane yaprakları gibi. İmdat çekici olarak kabızlık durumlarında kullanılabilir. Ağaç, biraz önceki o ağaç kabukları tarzında bir koku var. Doğrudur, benzer. Ama sinameki ithaldir. Göstereyim. Sinamekinin dediğim gibi bağırsakları çözücü özelliği var. Kabızlık durumlarında, çok acil durumlarda öneririz. Sürekli kullanıldığında alışkanlık yapar, zararlıdır.
Nasıl kullanılıyor? Demliyoruz. Hı-hı. Çay gibi ılık olarak içiyoruz. Hı-hı. Fiyatı ne? 20-30 lira civarı kilosu. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla. Yani çok fahiş rakamlarla da karşılaşabilirsiniz. Aktarlarda bazen. Kalite değişiyor mu bu da? Değişir. Şimdi oradan sufle geldi. 50 liraymış kilosu. Şimdi aktarlar bizi topa tutmasın. Abi ucuz söylüyorsun bak falan diye. Satamıyoruz sonra diye. İthal ama yani dövizle birlikte artmış olabilir. Bizde? Bizde yok. Yok mu? Nereden geliyor? Hindistan olmalı. Hindistan. Evet. Zaten bu tarz bitki menba. Çok fazla karışımlar, ilaçlar, baharatlar yani. Değil mi? Kesinlikle. Bütün yemeklerinde kullanıyorlar. Zencefil de aynı şekilde. Hindistan, evet. Mısır. Zencefil kökü boğaz rahatsızlıklarında çok iyi. Yani öksürüyorsanız o zencefil kökünü şöyle kazıyın bıçakla. Balla karıştırıp yiyin. Çayınıza karıştırın, süte karıştırın. Kökünü kaynatıp içebilirsiniz. Yaşı salatalarda dahi kullanılabilir. Hatta katı meyve sıkacağında zencefilin yaşını şöyle bir suyunu çıkarın. O kurumuş hali. Bu tabii. Alıp, yaşı da var. Yaşı da var. Peki bu hali nasıl alıp evde kurutuyor muyuz yoksa bu şekilde satılıyor zaten değil mi? Bu şekilde satılıyor. Kurusu da satılıyor. Yaşı da. Yaş satılıyor. Yaşını bizim kurutma farkları ne? Yani kullanım amaçları. Aynı şey için kullanılır ama yaşının etki süresi biraz daha hızlıdır. Yani yaş zencefilin suyunu katı meyve sıkacağından geçirip aldığınızda içerisine biraz limon, biraz portakal suyu için boğazda ne varsa rahatsızlığı alacaktır. Onun dışında kökü de yine bu şekilde kuru olarak kaynatılıp suyu içilir. Peki kullanım ölçü nasıl burada? Şu mudur? Tam elinizdeki miktar bir su bardağı suya denk gelir. Kaynatıp suyunu içeceğiz. Bunun içerisine biraz da havlucan koyulursa çok güzel olur. Havlucan. Evet, havlucan diye bir kökümüz var. Şu an burada yok. Zencefil de kardeştir. Öksürüğe birebirdir. Öksürük için. Evet. Evet. Kantaron'dan bahsettik programın ilk bölümünde. Evet, ilk bölümde bir yüzeysel anlatmıştık. Antidepresandır. Şöyle göstereyim. Mide rahatsızlıklarında çok iyidir. Kantaron'un yağından bahsedelim. Hı hı. Kantaron'un yağı yanıklarda çok etkilidir. Yanıkların iyileşmesinde, yaraların, çatlakların iyileşmesinde çok faydalıdır. Mideye de yine faydası vardır. Nasıl? Yani yaraların iyileşmesi derken merhem mi yapılıyor yoksa yine... Merhemi yapılır ya da zeytinyağında bekletilir. Yağı atıyorum şurada bir yanık var. Onun üzerine sürülür ki is kalmasın diye. Ağrıları geçirici özelliği olduğu da söylenir. Halis kantaron yağı. Yani bunun halisi de iyi bir zeytinyağının içerisinde birkaç ay güneşin altında beklemesi lazım ki iyi bir kantaron yağı olsun. Evde nasıl bir karışım yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz bunu? Bu şekilde aldık. Evde demleyip içiyoruz. Demleyip içiyoruz. Ya da günde bir kere mi yine bu? Yani ne için kullanacağımıza bağlı. Hı-hı. Yani uyku için işte uykumuzda dinlenelim istiyorsak gece yatmadan bir bardak içeceğiz. Sabah akşam içersek gün içerisinde bizi biraz halsizleştirebilir. Sakinleştirici özelliğinden dolayı. O yüzden gece yatmadan genelde tavsiye ediyoruz. Evet. Şu var. Civan perçemi. Civan perçemi. Çok duyduk. İlk defa görüyorum. Özellikle hanımlara biz çok tavsiye ediyoruz. Kadın hastalıkları. Bonzai ağacı gibi hocam. Evet. Yine şekerici düşürücü özelliği var. Kara hindi balı tozun içerisinde kullanıyoruz. Civan perçemi tabiri caizse efsanedir. Yani her evde bulunması lazım. Özellikle hanımların özel günlerinde hem düzenlenmesi hem ağrı sancı çekmemeleri için. Özel günleri dediğiniz yine bir çay yapıp içme, çay bir şekilde yapılıp, rahatlatıcı içilecek. Anlamında mı diyorsunuz? Çay yapılıp içilecek. Özel günlerinden kastım regl dönemi. Yok, hayır o anlamda hani şey anlamında rahatlatıcı bir etki anlamında mı? Ağrılarını kesici, hı-hı, ve düzenleyici etkisi var, evet. Burada ölçü nasıl? Yine bu şekilde bir tutam mı? Aynen yoksa? Öyle bir tutam bir su bardağı kaynamış suda demlenerek tüketilebilir. Hı-hı. Ya da şimdi kaynamış suda demleyeceksek bir bitkiyi, kaynatmayacaksak ki genelde çiçekleri, otları, yaprakları kaynatmayız. Onu da sorayım hazır konu gelmişken. Ne kaynatılır, ne demletilir? Genelde... Yani çünkü karıştırıyoruz şimdi bu hani otlar ya da işte şu şekilde ağaç kabukları tarzında, hı-hı, şeyler. Hani biz bunu kaynatacağız mı, demleyeceğiz mi? Demleme nasıl yapılmalı en sağlıklısı? Onu da bir dinleyelim sizden. Genelde kökler ve kabuklar kaynatılır.
en az 5 dakika. Kökler ve kabuklar evet, kaynatılmasını öneririz. Tamam. Yapraklar, çiçekler demlenir. Demlemenin de iki çeşidi vardır. Bir kaynamış suda demlersiniz 10 dakika. Hı hı. Bir de vaktiniz varsa en sağlıklısı şudur. Civan perçemini de öyle tavsiye ederim. Ilık suda, oda sıcaklığındaki bir suda 6 saat bekletirsiniz. Hı hı. Özünü suya vermesi için. Daha sonra süzüp içersiniz. Bu daha sağlıklıdır. Hı hı. Tohumlar da ya direkt yutulur ya da toz haline getirip balla, yoğurda, süte karıştırılarak duruma göre kullanılabilir. Şimdi en son tarçın. Tabii çok fazla malzeme var, bitki var ama imkanlar kısıtlı. Program süresince yetiştirmek istiyoruz. Hepsini uzun ben sabaha kadar konuşurum. İstiyoruz ama siz bitirmedikçe en azından şuradaki malzemeleri bir açıklamış olalım. Evet. Kabuk tarçın. Kabuk tarçın. Kaynatıp o zaten şey biliriz, nedir o, toz halinde olanı, işte birinci bölümde konuşmuştuk, sütlaça evet. Dökeriz. Bunu rendeliyoruz herhalde değil mi? Bunu şöyle bıçakla kazıyabiliriz. Biraz kokusu da şu an kokladıktan sonra canım sütlaç çekti. Evet, veya değirmen varsa işte toz haline getirilebilir. Bu halde de demliyoruz, bunu kaynatıyoruz. Ama kış çayı içerisinde yine lezzet vermesi için demleyebiliriz. Hı hı. Isıtıcı özelliği de var tarçının. Yine tekrar alabilir miyim hocam? Kullanım şekli nasıl dediniz? Kaynatıyoruz. Kaynatıyoruz. Kökü. Nasıl şu şekilde mi? Böyle bir tane. O şekilde veya çayın içerisinde de aroma versin diye böyle arada ufak tefek kırıp atarlar demliğin içerisine. Hı-hı. O şekilde de kullanılabilir. Yani tarçının tadı, lezzeti, aroması farklı olduğu için birçok şekilde kullanılabilir. Hı-hı. Kurabiyelere bile konuluyor yani. Hı-hı. Evet hocam. Şimdi birkaç sorum var. Sosyal medyadan gelen sorular da var. Sedef, egzama, cilt hastalıkları. Aslında daha önceki programda konuşmuştuk. Bu evet. Dirseklerde, işte diz kapaklarında olur. Benim de dirseğimde var. Hatta daha önce bir krem ve bir çaydan da bahsetmiştiniz. Bir dönem işte kullandım falan ama tabii devamlılık da lazım. Onu devamlı işte kullanmak, o kremi sürmek İyi falan geliyorsa da lazım. Devam o yoğunlulukla tabii işte onu yapamıyoruz, edemiyoruz falan. Onunla ilgili neler kullanılabilir? İşte belli çaylar var, belli karışım var. O bana hatta vermiştiniz, hediye etmiştiniz. Evet, defneli bir çay verdik size. Bayağı 8-10 tane şey vardı onun içinde, bitki vardı. Doğru. Okumuştum. Isırgan, işte defne dediğiniz gibi birkaç bir şey daha vardı. Şimdi hatırlamıyorum ama onunla ilgili bir dinleyelim neler olabilir, neler kullanılabilir. Öncelikle formülün içerisinde defne yaprağı var. Defne yaprağı çok özeldir. Karaciğere de faydalıdır. Hatta yaprağının suyu kaynatılır. Saça da sürülebilir yine sinameki ile birlikte çok faydalı. Defne yaprağının yanında ısırgan otu, hatmi çiçeği, altın otu dediğimiz böyle sarı papatya vardır. Yayla çiçeği de denirler. Yani papatyaya benzer. Papatya değildir de altın otumuz var. Karabaş otu, meyan kökü ve acı kayısı çekirdeğiyle bunları çay haline getiriyoruz. Sabah akşam birer su bardağı demlenerek içiliyor. Ama bu yetmiyor. Yani bu çayı içeceğiz tamam. Vücudun bazı şeyleri düzeltmesine yardımcı olacak. Fakat dıştan da aynı safa merheminin mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. Aynı safa cilde iyi gelen, gelmiş geçmiş bilinen en iyi bitkidir. Aynı safanın merhemi yapılır, ekstraktından yapılabilir. Onun ama beyaz krem şeklinde olanı var, bir de sarı katı. Tabii zamanla o yumuşuyor ama bir şekilde tereyağı tarzında sarımtırak evet. bir hali de var. Bir de beyaz normal krem. Tereyağından yapılan bozulabilir ama doğaldır. Kullanılmasını tavsiye ederim. Parafinle yapılanlar var, hiç yaklaşmayın derim. Bir de orijinal bal mumu, şia yağı, Hindistan cevizi yağı gibi bunları baz alınarak yapılan aynı safa kremleri var. Onlar da çok iyidir. Yani özellikle benim için en iyisi odur. En üst sıraya onu koyarım. Sonra tereyağı ile yapılan, parafinle yapılanı hiç kullanmasınlar ya da vazelinde onu tavsiye etmiyorum. Bunu da yine en az şöyle bir ay bir kullanacağız, bakacağız. Fayda ediyorsa tedaviye kadar devam edeceğiz. Çünkü tedavisi çok zor. Dediğim gibi peki, bir bitki fayda ediyorsa egzama, tedavi eder. Sedef gibi hastalıklarda kesin çözüm var mı? Yani sonrasında tekrar çünkü geri döndüğünü görüyoruz. Kesin yani tamamen kurtulmak mümkün mü? Tamamen kurtulmak mümkün.
Ama bu kişiye göre, kullandığı şeye göre değişir. Diyorum ya, fayda ediyor mu etmiyor mu bir bakacağız. Fayda ettiyse o onu tamamen kurtarır. Yeter çünkü ki bir iç istikrarlı devam etsin. Organsal bir sıkıntıyla da, hani ciğerdir ya da başka bir organla ilgili çıkan bir sorun aynen da olabilir. Yani sırf spora krem, yansıması. Sırf artı stres, yaşadığı zorluklar, sıkıntılar da onu etkiliyor, tetikliyor. Biz mesela genelde gelen hastalara huzur çayı dediğimiz bir çay tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Bakın, insan uykusunda tedavi olur. Rahat uyursa, düzgün uyursa, efendim vücutta kan rahat dolaşırsa, stresi olmazsa, o insan uykusunda tedavi olur zaten. O yüzden biz bir şey verdiğimizde buna katkı olsun diye yanında huzur çayı da tavsiye ediyoruz. Bu çayın içinde de yine kantaron var, kişniş var, kedioğut kökü var, şerbetçi otu var, meyan kökü var, anason var. Böyle bu tip bitkileri bir araya getiriyoruz. Özellikle onu söylüyoruz. Diğer dediğim gibi de şimdi dışarıdan sedef egzamayı ne sürerseniz sürün, kullandığınız müddetçe geçer, bıraktığınızda tekrar çıkar. Bu çayı da, defne yapraklı olan o çayı da biz onun için öneriyoruz ki içeriden de bu hastalığın tedavisine yardımcı olsun. Şimdi yönetmenim sordu. Hindistan cevizi yağı bir dönem çıktı, faydalıdır dendi. Sonrasında yenmemesi gerektiği söylendi diyor. Yenir mi Hindistan cevizi yağı? Hindistan cevizi yağı, yani direkt Hindistan cevizinden çıkarıldığını gördüyseniz yiyin. Ama sağdan soldan gelen fabrikasyonsa ben ona yiyin diyemem. Ne kefil olamam. Oluyor? Hindistan cevizini genelde biz zannedersen. Genelde biz dıştan, haricen tavsiye ediyoruz. Hı-hı. Haricen bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Krem bazı olarak kullanılabilir. Hindistan cevizinin cildi yumuşatıcı, nemlendirici özelliği var. Kuru ciltler için tavsiye ederiz. Aslında yukarıda konuştuk, çok süremiz yetmeyecek, girmeyelim de dedik ama hani belli şeyler var bu saçla ilgili aklıma geldi. İşte saç dökülmesini durdurabilecek belli, ne bileyim, bitkisel çözümler de var. Şampuanlar içinde birçoğunda da var, kullanılıyor ama birkaç tane örnek verebilir miyiz bununla ilgili? Şöyle, ben bir hani şey kullanıyorum. Güçlendirecek, belki parlak hale getirecek, doğru, direnç kazandıracak, doğru, dökülmesini belki bir miktar kesecek, neler olabilir? Ben bir şey kullanıyorum. Kendi onu yaptığım bir formül. Saç dökülmem durdu. Ya bizde ırsidir. Tamam. Ne yapsanız dökülür yani. Bir yerde o saç gidecek. Fakat hakikaten durdu. Biraz da ön taraflarda hareketlenme oldu ama tamamen kelleşmiş bölgelere bir şey yapamıyoruz. Ama seyrekse, şimdi bir dökülme duruyor. İki seyrekse, seyrelen yerlerden yavaş yavaş saç gelmeye başlıyor. Özellikle hamilelik sonrası koparak dökülen saçlar var. Onlar da çok başarılı, bahsedeceğim formu. Bir de saçın hacim kazanması, işte daha kalın olması, hızlı uzaması, parlak olması, rahat şekil alması, yumuşak olması gibi etkenler de mevcut. Bunları bir araya getirecek bir formül var. Ama bu formül içerisinde yine Hindistan cevizi yağı var, var değil mi? Şia yağı var, ısırgan tohumu yağı var, havuç yağı var, safran var, arı sütü var. Efendim, karanfil yağı var, karabiber yağı var, defne yağı var. Onun dışında buğday yağı var. Yani yaklaşık 36 çeşit yağ var. Hocam onu yapana kadar zaten saçını başını yolar adam, yine kel kalır. Bu işe kafayı taktığım için uğraştım. Böyle bir şey var. Kendim kullanıyorum. Gelenlere de böyle öneririm. Size de bir tane göndereyim. Başlayayım. Öyle mi? Yaşlandık hocam biz, normal. En azından ben, dursun. Dökülme yok. Ben dökülme tamam, yok ama tabii yaşlılıkla belli seyrelme. Beyaz sıkınca aslında dökülmüyor. Çok fazla beyaz da var. Geçen, burada belli olmuyor ama. Geçen çok beyaz ilginç. Var. Saçlarım siyahladı diyen gördüm ya. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum. Hani bunu kullan, saçların siyahlar demiyorum ama bunu iddia eden hastalarımız oldu. İlginç. Yönetmenim sordu ama sorunun başını yönetmenim şey yapamadım, anlayamadım ama çocuklarda kullanılır mı? Bu biraz önce konuştuk yani, direnç, vücuda ekstra enerji veren bazı karışımlardan bahsettik. Evet. Doğru değil mi yönetmenim? Tamam, doğru. Ölçüleri iyi ayarlanırsa kullanılır. Ben şu an kendi belli bir çocuklarıma... yaş var mı? Ek gıdaya başladıysa 1 yaşından sonra kullanabilir. Ben şu an kendi çocuklarıma veriyorum. Sadece onun şey değişir, dozu değişir. İçine kullandığımız malzeme tekrar değişir. Alayım hocam karışımlarla ilgili. Hani en azından şu an ekranı açanlar için. Yani tabii. Enerji, çünkü çok fazla yaşıyoruz. Herkesin de bundan muzdarip yani olduğu bir çocukların konu. Çocukların zihinsel gelişimi, bedensel gelişimi, hı-hı, kemik gelişimi, bunların hepsine katkısı var. Hı-hı. Bakın bunun içerisinde keçi boynuzu var. Keçi boynuzu var, tamam. Evet, ısırgan tohumu var. Arı sütü, propolis, efendim... çok iyi bir çiçek balı, hurma püresi,
Moringa tohumundan bahsettik. Bakın süper gıda. Gerçekten süper gıda. Yani ben mesela çocuklarım ilk doğduğu zaman annelerine bu emzirme döneminde özel bir mama hazırlıyorum bu moringa tohumundan filan. İçine hurma, incir vesaire de giriyor. Sütten bebeğe geçiyor. Ve inanın yani bebek prematüre bile doğsa bir müddet sonra biz o gelişimi çocuğun yaşıtlarına yetiştiğini görüyoruz. Annenin beslenmesi de çok önemli bu kesinlikle, dönemde. Kesinlikle. Yani her yaşta her çocuğa bir şey verirsiniz. Anne yoluyla verirsiniz. Ek gıdaya geçer ayrı yolla verirsiniz. Bu mümkün. Yeter ki gramajlarını, ölçülerini iyi ayarlayalım. Bebeğe neyi ne kadar vereceğimizi iyi bilelim. Bu anlamda yardımcı olabiliriz. Cemile Hanım yine biraz önce bir soru sormuştu şeker karışımı ile ilgili. Bir soru daha göndermiş. Ciltteki lekeler. Bu da çok soruluyordur size. Siyah noktalar, sivilceler. Bunlarla ilgili iyi gelen bir karışım var mı diye sormuş. Bunlarla ilgili var. Yani şöyle var. Aynı safa kremini biz mesela öneriyoruz ama atıyorum aynı güneşten kaynaklanan bir biraz önce o egzama lekemi için evet, önerdiğimiz aynı safa kremini çoğu rahatsızlık için ciltteki öneriyoruz. Ama mesela göz altına sürülmez. Göz altı için başka bir formül önerilir. Yani cilt çok komplike bir şey. Yediğine dikkat edeceksin. Sivilce için çok fazla. Tabii o bir yağ ile de ilgili vücut. Yani sivilce için yediğine dikkat edecek. Bir de kanı temizleyen hibiskus kuş fırını gibi kişnişi de buna ekleyebiliriz. Mısır püskülü efendim vücuttan ödem atan kanı temizleyen bitkileri tavsiye edebiliriz. Sivilce için bunu kullanabilir. Aynı safa kremini de mutlaka kullansınlar. Ama kızartmayı yağlı yiyeceklere yani biraz fast food'dan uzak dursunlar. Ketçap mayonez. Ünsal Bey göndermiş. Merhaba, hayırlı geceler. Menisküs için nasıl bir yol izlemeyiz ama menisküs farklı bir durum. Tıbbi bir durum zannedersen değil mi? Var mı onunla yani, ilgili bir? Tıbbi durumsa bizim için de yapılabilir bir durumdur. Şöyle bamya tohumunu biz tavsiye ediyoruz. Bu tür durumlarda o da ne yapıyor? Dizdeki o sıvıyı arttırarak efendim aşınmasını, daha çok aşınmasını önlüyor. Bir de havaciva duydunuz mu hiç? Havaciva. Havaciva diye bir şey var. Yani o şeydir. Görseniz, argo hani konuştuğumuzda argo'da kullanılır ama aslında gibi. O bir bitkidir. Öyle, onu yani böyle sanki yanmış, kül olmuş bir odun gibidir. Havacivayı toz haline getiriyoruz. Tereyağıyla güzelce ama köy tereyağı olacak. Onu hamur yapıyoruz. Daha sonra dizimize bağlıyoruz. Her akşam bunu yapıp sabah çözeceğiz. Yani gece bağlayacağız, sabah çözeceğiz. Bir hafta 10 gün devam etsinler. Bayağı faydasını görürler. Ama bamya tohumuna da devam etsinler. Şimdi hocam. Siyah asker sineklerine gelecek miyiz? Tamam, ona girelim. Çünkü vaktimiz az. Onu da konuşalım istiyorum. Siyah sinek, siyah asker sineği dediniz. Şimdi yukarıda biraz konuştuk. Çok ilginç bir hayvan. İşte ağzı kapalı doğuyor. Bir şekilde beslenemiyor. Sonrasında ölüyor bundan dolayı. İşte üremesinden falan bahsettiniz. Oradan başka bir yere getirdiniz. Şu anki balıkların üremesi, şu anki balıkların daha doğrusu azalmasına kadar geldik. Bir problem aslında bu. Böyle bir çalışma var. Biz sizden dinleyelim onu bir detaylı bir şekilde. Tabii. Neler yapılıyor? Aslında hani nasıl ortaya çıktı? Onlar ne gibi faydaları var? Nasıl üretiliyor? Ve sonrasında balıklarla balıkların üremesiyle ilgili nereye bağlayacağız onu? Evet. Siyah asker sineği dünyada uluslararası literatürde Black Soldier Fly olarak geçer. Bu sinekler doğuştan ağzı kapalıdır. Beslenemezler. Beslenemedikleri için bir hafta içerisinde ölürler. Faydaları nedir? Bunların larvaları hiç beslenemediklerinden dolayı organik kabul edilir. Yani %100 doğal larva çıkar bu sineklerden. Bu larvalar da gıda atıklarıyla beslenirler. Efendim bir lokanta atığı mesela, bir restorandan çıkan işte o yenmeyen tabaklarda kalan atıklar, sebze atıkları, meyve atıkları, efendim tamamen bizim kullanmadığımız çöpe attığımız, toprakla dahi buluşturamadığımız, yani efendim atıyorum kuru fasulye artığı mesela, yani bu hayvan bunu yiyor, tüketiyor. Bunların tamamen
enerjiye, proteine dönüşmesini sağlıyor. Üretimi nasıl? Hani böyle ağzı, bir larva. Böyle, hani larvadan üretim orada bu, besleniyor ama bu, sonra doğduğunda ağzı kapalı evet, doğuyor ve ölüyor. Sinekler yaklaşık ortalama sinek başı 500 civarı bir dişilerinde larva bırakırlar. Hı hı. Bu larvalar dediğimiz gibi bu gıda atıklarıyla beslenirler, büyürler ve daha sonra tekrar koza haline girerler ve neticede tekrar sinek olurlar. Bu sinekler bir daha larva bırakırlar. Onlar sinek olurlar derken önünü alamayacağınız bir şekilde bunlar ürerler. Neye faydası var bu larvaların? Larvalar %40 protein, %30 yağ içerirler. Hı hı. Yani bir balık için, bir tavuk için, onlar çok severler. Böyle saldırırlar o larvayı gördüklerinde. Bulunmaz organik bir besindir. 2017 yılında Avrupa Birliği tarafından balık yeme olarak kullanılması hususunda bir yasa çıkarıldı. Bu larvalar biz balık yeme olarak kullanılabilir. Biz kullanmıyoruz. Şöyle bir faydası var. Bir ucuz yem, iki bir balık büyüyebilmek için iki tane kendi sikletinde balık tüketmek zorunda. Balıklar balık unuyla besleniyor. Yani biz yamyam balık yiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çiftlik balıklarından vesaire. Bu bunun önüne geçiyor. Balığın organik beslenmesini sağlıyor. Ciddi protein ve yağ almasını sağlıyor. Balık daha sağlıklı gelişiyor. Daha lezzetli oluyor ve insanın önüne organik geliyor. Müthiş bir şey. Bütün balıkların çiftliklerde böyle yetiştiğini düşünsenize. Hı hı. İnanılmaz. Yani biz şu an atıyorum alabalık doğal ben yiyebildiğimizi düşünmüyorum. Çiftliklerden gelenlerin hangi birini nasıl doğal yiyebiliriz? Efendim bununla birlikte tavuklarda yine bugün baktığınız zaman antibiyotiklerle beslenen yüzlerce markanın antibiyotikle tavuk beslediğini biliriz. Hatta efendim 15-20 günde oluştuğunu, yürüyemediğini dahi direkt ölmeden hemen kesildiğini, sofralarımıza geldiğini biliriz. Çocukların, kız çocukların özellikle hormonlarını bozduğunu, 8-9 yaşında çocukların blue çağına erdiğini, halbuki daha 3-5 senesi var, görürüz. Tavukların hormonları bozduğundan dolayı. Şimdi siz burada bir de bunları besleyerek, bunlara destek vererek organik tavuk yemi yapmış oluyorsunuz. Ne oluyor? Sağlıklı tavuk yiyoruz. Sağlıklı yumurtlayan tavuğun yumurtasını yiyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani bizim bu çöplere giden gıdaların proteine dönüştüğünü düşünün. Müthiş bir proje. Bununla alakalı Türkiye'de henüz maalesef böcek yetiştiriciliği ve bunların balık ve tavuk yeme olarak kullanılmasıyla alakalı bir çalışma yok. Dolayısıyla biz geri kalıyoruz. Hı. Bakın Fransa 100 milyar doların üzerinde bu işe yatırım yapıyor. 2017 yılında bu Avrupa'da balık yeme olarak kullanılabilir yasası çıkarıldıktan sonra Fransa'nın böyle bir yatırımı var. Türkiye'de yasa yok. Şimdi 2019 yılında Avrupa'da tavuk yeme olarak da kullanılacak. Biz yine izleyeceğiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza artık izliyorsa veya birileri ulaştırabilirse bunun önünü açsınlar. En azından bu işin uzmanları mesela Doktor Tamer Çalıkoğlu hocamız. Hı hı. Onkoloji doktoru. Buradan selam gönderelim. Buradan izliyorsa. Selam gönderelim kendisine. Hı hı. İzliyor mu bize? Aynen öyle. Hocamız hı hı. Bu işin öncüsüdür. Bana da bu işi iştahlandıran, sevdiren, anlatan, rehberlik eden, hatta larvalarımı ilk bana gönderen hocamızdır. Kendisine Allah razı olsun. Hocamız bu iş için çok uğraşıyor. Bakın bu larvaların bu gıdaları tükettikten sonra bunların da bir gübreleri oluşuyor. Bu gübreyi solucan yeme olarak veya bitki gübresi olarak bitki yetiştiriciliğinde yine kullanabiliyorsunuz. Yani yediğimiz ve arttırdığımız her yiyecek ya attığımız ekmekler Türkiye'de bırakın Türkiye'yi İstanbul'da tonlarca ekmek çöpe gidiyor. Ya gitmesin bu hayvanlar yesin protein olarak bize tavuk olarak balık olarak geri dönsün ne zararı var. Müthiş bir proje aslında. Düşünsenize sıfır atık oldu. Tabii kesinlikle. Şimdi dolayısıyla hocam, buna bir çözüm ve destek bekliyoruz devletimizden. İnşallah buradan da duyurmuş olalım. Aynen. Şimdi zaten programın sonuna geldik ve 3-5 dakikalık bir süremiz var. Sebep sonuçla bağlayacağız ama
Şeyi bir hatırlatalım istiyorum. Çünkü onunla ilgili sorular devam ediyor. Bizi sigara zannedersem, evet onu da konuşalım. Bahsedelim. Sigara bırakmayı konuşalım. Çok hızlı bir şekilde Recep Aysun Kolay göndermiş. İyi yayınlar, iyi geceler. İnsülin kullanıyordum. Son 4 senedir tamamen ilaç kullanıyorum. Acaba şeker hastalığım için. Onu biz konuştuk. İnsülini bırakan hastalar var. Rahat olsunlar. Yardımcı hangi bitkiyi kullanabilirim diye. Hani o şekerle ilgili bir şeylerden bahsetmiştik. Böğürtlen sirkesinden bahsettik. O özel tozdan bahsettik mesela. Evet, bu, dolayısıyla bu programın tekrarı yarın YouTube'a yüklenmiş olacak. Derin plan ve sebep sonuç aynı sayfada. Oradan takip edebilirsiniz. Hocam ondan bahsetti. Hocam çok hızlı bir şekilde aslında veterinere de girmedik. Çağımızın hastalığı aslında bağımlılığı sigara. Sigaranın bıraktırılmasıyla ilgili bazı ürünler, karışımlarınız var sizin. O zaten buradaydı. Onunla ilgili de bir sizden dinleyelim. Ondan sonra kapatacağız. Bu şekilde şey paketlenmiş halde zaten yapıyorsunuz. Ya bu hani rahat kullansınlar diye böyle bir şey yaptık. 11 tane bitki var içinde. Neler onları sayalım hocam. Karabaş otu, meyan balığı. Efendim bakın burada polen var. Zencefil, çörek otu, at kestanesi, su nanesi, melisa, zencefil gibi 11 tane bitki var. Çok ilginç. Beyinde nikotini taklit ediyor. Siz sigara kullanmıyorsunuz biliyorum. Ama varsayalım ki kullanıyorsunuz. Canınız sigara istedi. Açıyorsunuz. Dil üzerine döküyorsunuz. O anda siz onu emerken ağızda bir uyuşma oluyor. Ve beyinde nikotinden etkilenen bölgeyi etkisiz hale getiriyor. Ne oluyor? Canınız o sırada sigara istemiyor. İçinde nikotin yok. Çok ilginç. Bir de arkasından sigara yakmak istediğinizde sigaranın tadını alamıyorsunuz. Ya geçenlerde kim hatırlamıyorum dedi ki ya işte hocam dedi senin kullandığın tozdan işte ben deniyorum işte tavsiye ettiğin tozdan. Ya ben bir kere aldım ama dedi 3-4 gündür sigaradan tat alamıyorum. Adama sigara içirtmiyor. Ne var içinde? Karanfil, karabaş otu, zencefil, çörek otu. Nasıl kullanacak onu? Yani her bildiğimiz şeyler. Sigara istediği canı zaman. Canı ne zaman sigara isterse açacak, dil üzerine dökecek, emerek tüketecek. Nasıl başarı ne durumda şu anda? %90'ın üzerinde. %90'ın üzerinde. Şey yani şimdi şeyler var o. Hani 99 sigara, demeyeyim ama. İşte şey nedir o? Pil takıyorsunuz ya. Işte, elektronik sigaralar var. Onlarla bırakalım. Onların birçoğu zannedersem patladı bir dönem. Bir sıkıntılar maalesef, oldu falan. Yani toz yani hiç o kadar böyle şey basit bir şey ki. Yani içerisindekiler herkesin aktarlarda bulabileceği çok basit şeyler. Sadece önemli olan onları tespit edip belli gramajlarda bir araya getirmek. Biz bunu yaptık. Yani olmayan bir şey keşfetmek. Süreç zaten ne? Doğada peki var ne kadar sürede o %90 ve üstü bir oran dediniz. O süreç ne? Ne kadar bir süre? Bir haftada vazgeçtim. Da bırakan var. 10 günde de bırakan var. Kişiye göre bir değişiyor. Bir haftada 10 gün gibi. 3 günde ben bırakana rastladım. Mesela karı koca arayıp teşekkür etmişlerdi. Yani 3 günde biz ikimiz birden sigarayı bıraktık sağ olun falan diye. Yani inanılmaz mektuplar geliyor bize bununla peki, alakalı. Peki sonrasında devam edecek mi ona tekrar başlama riskine? Geçenlerde biri geldi. Yani 4 sene bırakmış. 4 sene sonra tekrar başlama isteği olmuş. Gelip tekrar bizden talep etmişti. Yani 4 sene sonra da başlamak istiyorsa o biraz vatandaşla alakalıdır. Yani tekrar başlama isteği. Ama bırakmış yani, sonuçta. Burada özellik zaten önemli olan bıraktırmış. Evet hocam programın sonuna geldik. Bizim format gereği sebep sonuçla bağlayalım diyoruz. Tabii bunun ilk çıkış noktası size bırakacağım ben birer cümleyle bunu tamamlayabiliriz ama ilk çıkış noktasının sebebi aslında belki alternatif tıbba ulaşmak. Belki varoluş sebebi insanın varoluş sebebi zaten. Sentetik maddelerden dolayı da olabilir belki sebep öyleydi. Sonucunda da işte sizden dinleyelim hocam ben girmeyeyim çok fazla benim kafamda böyle bir şey oluştu niye ama. Şimdi bu kadar önemsiyoruz bunun sebebi tabii ki ihtiyaç duymak yani sentetik ilaçların yan etkilerinden o sanal dünyadan biraz kopup gerçeğe öze dönmek ve ben istiyorum ki doktorlarımız vücudun asıl ihtiyacı olana aynı öyle doktorlarımız eczacılarımız devletimiz bu işe biraz daha önem vererek daha nitelikli hale getirsin istiyoruz. Sonuç olarak da biz çok sonucunu gördük. Çok mutlu son gördük. Yani akciğer kanserinden özellikle hiç unutmuyorum bir abimiz aramıştı Manisa'dan. Bana dedi ki belki tanıyanları vardır. Bana şapkasız Ahmet derler. Manisa'da işte Akhisar'da kime sorsam beni gösterir. Beni dedi doktor eve gönderdi. Yapılacak bir şey yok. Sen öleceksin kanserden.
son günlerini yaşa dedi. Ama sizin tavsiye ettiğiniz bitkiler neticesinde ben 3 senedir dipdiri ayaktayım demişti. Ya bunları görünce biz seviniyoruz. Neticede bundan herkesin faydalanmasını istiyoruz ama istismarcılara da dikkat etmek lazım. Hiçbir şey herkese iyi gelmez. Hiçbir şey kesin değildir. Ona evet. Dikkat etsin. Evet, fitoterapist Bilal Ermiş hocam, ağzınıza sağlık. Yakın bir zamanda inşallah biraz daha dolduralım mı hocam masayı? Hani burada kaç, 7-8 tane bitki var. İstiyorsanız stüdyoyu yerleri de donatabiliriz. Yani. Büyük masaya geçeriz hocam. Bir 2-3 katı dolduralım bunların. Diğer, çünkü hiç duymadığımız şeyler de var. Nelere fayda geldiğini en azından bilgilendirmiş olmuş oluruz. Vallahi hocam çok her seferinde, geçenki programda da öyle, şimdi de öyle, çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah faydalı da olmuştur. Sorular da var. Bir sürü soru da sosyal medyada kaldı. Artık bir dahakine inşallah. Her zaman. Evet sevgili seyirciler, programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yine konuğumla inşallah burada olacağım. Görüşmek üzere, iyi geceler.